Merhaba arkadaşlar. Bugün Rami Sosyete Pazarı'na geldim. Bugün pazartesi günlerden. Bayramdan sonraki ilk pazartesi. 15 Nisan 2024. Şurada bir mısırcı var. Bağırıyor. Burada bir simitçi var. Karnı açıklamak için. Şurada ucuz bir tezgah var. Burası her zaman uygun fiyatlı oluyor. Şu tarz pijama altı gibi pantolonumsu şeyler satıyor belli lastikli. Ben buradan daha önce pantolon aldım diye hatırlıyorum. 50 liraydı o zaman. Şimdi ne kadar oldu acaba? Sorarız şimdi. Böyle şeyler var bakın. Bunları sokağa da giyebilirsiniz. Gayet güzel, yumuşak. Ne kadar burası? Ne kadarmış? Ne kadar? 100. 100 lira olmuş. 100 TL arkadaşlar. 100 TL. Bir zamanlar 50 TL olan tezgah şu anda 100 TL. Güzel mesela. Üzerine böyle rock metal tişörtleri giyecekler mesela gençler. Çok da hoş olur. Altı bir spor ayakkabı. Evde giymelik şöyle pijama altı gibi olanlar da var. Ekosu desenli. Pijama altı mesela. Dışarıya giymez. Böyle bir şey var. Palaçomsu siyah beyaz. Aa, şu neymiş bakayım. 100 TL gösterdikleri. Bu güzel aslında. Şu fiyongunu çıkarırsanız dışarı şort olarak giyilebilir. Üzerine bir tane siyah bol tişört giyersiniz ya da atlet. Böyle biraz daha eşofman altı gibi kalın olanlar da var. Ortası çimadık işte, geniş paça. Böyle şeyler de var. Teyze paçalıdanı. Şuna bakayım, yani şu mankenin üzerindeki bakın şu. Güzel bir rümcük kumaş bu. Cilde nefes aldırıyor bunlar. Yazın çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem de beli lastikli olduğu için rahat oluyor. İsterseniz buradan büzüyorsunuz. Dur bakayım. Büzüm öyle değil bu ama fiyonklamış. Var yani çeşitler gördüğünüz gibi. Şurada kazaya desenli bir şey var. Bu da dışarıya pantolon niyetine gelebilir. Ondan sonra başka şurada çiçek bir şey buldum. Bu neymiş? Bu da paçadon gibi olanlar. Şöyle bir şey var. Bu da tatlı. Bu da hem evde giyilir hem dışarı giyilir bence. Biraz daha kalın yalnız bu. Baharlık gibi. Yazın kalın gelir. Desenler böyle. Bakın düz renkler falan da var. Şu da güzelmiş. Tava rengi. Geniş paça güzel bence. Şöyle bakıp açacağız. Burası böyle bir tezgah. Hemen girişte görüyorsunuz. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Evet, devam ediyorum. Kalabalık. Bayramdan sonraki ilk pazartesi. 15 Nisan 2024. Burası pazartesi günleri kuruluyor arkadaşlar. Bakın şu hakiki derilerden 500 TL ediyor. 38-39 diyor. Şurada 36-37 var. Bunlarda büyük numaralar da oluyor. 40'lar, 41'ler falan da oluyor. Şurada orijinal pant, çamaşır diyor. 3 tanesi 100 TL çocuk için. Bu tarz ürünler var. Güzelmiş. Burada pijamalar var. 100 TL diyor takım. Görüyorsunuz takımları. Paket açmıyoruz diyor. Şurada temin abi. Ürünler var. Burada 100 TL diyor bakın tişörtler. Burada da var. 100 TL. Değişim yok diyor. İade yok. Ay, gittiğe kalktığa geçiyorum. 100 TL burası arkadaşlar. Pantolonlar falan da 100 TL diyor. Elbise 100 TL bakın. Görüyorsunuz. Elbiseler 150 diyor burada. Güzelmiş şunlar. Aa, çok tatlı. Şunlara bakalım. Şunu beğendim. Çok da bu da güzel. Ah, atıyorlar. 150 TL. Bakın böyle. Şu anda burası aşırı kalabalık. Şuradan göstereyim. Oradan bakın. 100 TL elbise, 100 TL pantolon diyor. Burada bir nevresimci var. 300-350 TL diyor. Ayağımın üzerinden geçtiler şu anda. Bugün tam bir kaos var. Şu da güzelmiş yalnız elbise mor. Burası bakın taçın diyor. 300-350 TL diyor. Şöyle ürünler var. Nevresim sevenler için fiyatları öyle bakın. 300-350 diyor nevresim takımı. Şurada kalpli var bakın. Kalpli seven varsa. Şurada bakın. Şurada. Şurada flamingolu var. Flamingo. Evet, tas satıyoruz.
Burada cüzdan sevenler için bol bol cüzdan var arkadaşlar. Erkekler için de var bakıyorum. Güzel bence. Armani diyor. Hugo Boss diyor. Versace. Audi yazan var. Tommy Hilfiger, Louis Vuitton, Armani. Çeşit çeşit var. Bunlar sadece kredi kartı taşımak için. Böyle kadınlar için olanları da var. Kemerler var bakın. Versace, Calvin Klein, Armani, Hugo Boss, Discord, Tommy Hilfiger diyor, Gucci, Louis Vuitton falan filan. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit var. Erkekler için Lacoste mesela, Tommy Hilfiger. Evet, burada böyle bir çocuk ürünleri satan yer var hemen yanında. Bunlar ne kadar takım? 250'ymiş. Şu benziyormuş bakın. 250 TL. Söylemedi, gösterdi. Burada terlikler var. Plaj terliği arayan varsa 40 numara diye bakın. Ay, çok şey kokuyor. Ne denir? Plastik denmez de kauçuk mu denir? Öyle bir koku vardır ya. Onun gibi kokuyor. Naylon mu diyeyim? Ne kokuyor? Güzelmiş. Burası 50 TL'ymiş bakın arkadaşlar. Yetiş terlik diye. Fena değilmiş bakır rengi. Abla 4 tane terlik 100 lira. Ha şu tarafmış. Orası 25 TL bakmış. Burası 50 TL. Plaj terliği gibi şeyler var. Şunlar plajda giymek için iyi olabilir. Kullan at terlik valla. Bir sezon giyip atacaksınız. Şurası 25 TL. Tanesi. Ama bunlar kışlık tabi, felç terlikler. Şunlar 25 TL. 25 TL. Erkek için de var burada. 40 numara diyorum hesabına. Bakın Ag yazıyor bunun üzerine. Ag değil tabii ki de. Etiketini basmışlar. Bakın böyle terlikler. 25 TL bakın şu anda gösterdiğim 25. Şu şirin bence ya. Öğrenci evine falan güzel olur. Misafire falan vermek için. 25 TL şu anda gösterdiklerim. 25 TL. Terlik bedava, terlik bedava buyurun. Terlik bedava diyor. 4 tane terlik 100 lira diyor. Alın şimdiden sonbahar kış kullanırsınız valla. 25 lira bedava, 25 TL burası. Devam ediyorum. Burada bir sütyenci var böyle, teyze sütyenleri. 100 TL'ye toparlayıcı Avrupa çamaşırı diyor şunlar. Teyzelerime duyurulur. Çıkamıyorum. Şöyle penye olanları da var bakın. Bunlar güzel oluyor içi pedli. Şurada 20 TL diyor. İz yapmaz toparlayıcı diyor. Bakın yukarıdan da göstereyim. Böyle çeşit çeşit iç çamaşırı var burada. İç çamaşırı arayan varsa şunlar çok rahat alıyor yazın tişörtlerin içine falan. Bakın bu rengi de var. Siyah var, ten rengi, beyaz var. Şuradan da göstereyim. Böyle modeller de var. Dantelli mantelli arayan varsa destekliymiş bu. Tabi bordo güzelmiş rengi. Rengi güzel ama buraya 100 TL diyor. 100 TL şurada. Buraya ihracat diyor, ne diyor? Tanesi 150 TL'ymiş. İki tane alırsanız 250 TL diyor. Tişörtler falan var şu tarz. Yukarıdan da göstereyim. Böyle şeyler var. Burada bir halıcı var. Halı kilim. Paspas yolluk kenarına. 10 dakikada hoparlör çekilir. Öyle bir şey vardı ya. Bakın böyle ürünler var. Burası ucuz herhalde. Herkes dolaşmış buraya. Bayramdan sonra herkes paraları harcamaya gelmiş. Bayramdan sonraki ilk pazartesi. Burada bir şapkacı var. Çanta diyecektim yalnız. Aa, bakayım şu güzelmiş yalnız. Lacoste'un böyle bir tasarımı vardı. Burası çocuk için mi ya? Böyle kepler var. Burası 50 liraymış. Bu şapkalar 50 TL. Çocuk için galiba bazen küçük. Böyle, böyle şeyler var. 50 TL. Ay eziyorlar beni, sıkıştırdılar burada. Sağdan soldan sıkıştırıyorlar. Böyle kadife fitili de var. Şunu sevdim yalnız. Aa çok iyi ya bu Fransız tarzı. Bu benim koca kafam olur mu? Çocuk için bunlar tabii. Aa şurada peluş var. Paran vardı, al kendine. Aa çok iyi valla. Ben fiyat neden bekliyorum ama ne güzel. 50 TL arkadaşlar şu anda gösterdiklerim. 50 TL. 50. Ama çocuk boyu sanırım. Kafası küçük olan varsa gelsin baksın. Bunlar çocuk için değil mi? Çocuk için. Çocuk için mi? 0-100 yaş. Ha, yani bakabilirsiniz, tatlıymış.
Sonra bu taraflar, burası ne kadar? Gülü ne güzel olmuş. 50 lira dediğin ne? Bu taraf ne kadar? 50 lira, bu tezgah 100. Burası 100 TL'ymiş. Hasır şapka selamlara duyurulur. 100 TL bunlar. 100 TL. 100 TL. Sosete diyorlar. Şu tatlıymış rengi. 100 TL burası. Bu da tatlı. 100 TL. Böyle kovboy şapkası gibi de var. Valla şu 100 TL fena değil aslında. Sonbaharda güzel olabilir. Kırmızı bir manta giyeceksiniz. Ya da siyah. Çok hoş durabilir. 100 TL. Şu anda baktıklarımız. 100 TL. Hasır şapka seven teyzelerime duyurulur. Çocuk için de var bakın. Bu diğer tezgahta çocuk şapkaları ama 50 TL'ydi. Burada 100 TL burada gösterdikleri. 100 TL. Şu kova şapkalardan da var. Bu araya mı karışmış acaba? Buraya ait gibi durmuyor. Neyse burası 100 TL'ydi arkadaşlar. 100 TL. Şurada çocuk ürünleri var. Parça 50 TL diyor bakın. Parçalar 50. Yere dönüşürmüşler, almadan gitmişler. Bakın şişirilmiş. Zıbın. Yo zıbın değilmiş. Tişörtmüş ya. Ne kadar uzun bir tişört. Şu mu? Yo değil. Ama tatlıymış. Ha şu zıbın. Şu zıbın çok şekermiş. 50 TL burası bakın. 50. Şöyle barbili marbili şeyler de var. Burada lastikli çarşaflar var. Lastikli çarşaf arayan varsa renk renk bakın. Çizgili falan da var. Güzelmiş. Çizgili bakın. Her yerde bulamazsınız. Gözlü tekstil mensucat bu. Renklerin güzelmiş. Çok güzelmiş. Güzel. Bunlar ne kadar? Ben bunu sana aldım. Onu çift kişilik, tek kişilik ne kadar? 150-170'miş. Şu taraf teklermiş, şu taraf çiftlermiş. 150 TL tek kişilik, 170 TL çift kişilik. Burada eşarplar var arkadaşlar. Oraya geçsin çok pilotu vardı. Bakın eşarp fiyatı soranlar. 120 TL'ye böyle eşarplar. 100 TL'ye şöyle eşarplar var. 140 TL'ye şunlardan var. 140. Şu taraf 150 TL diyor bakın. Bu tarz ürünler. Parlak, jakarlı. 600 lira burası. Aa bu şey değil mi ya? Koç muydu? Neydi? Öyle bir marka var onun şeyi. Logos. Amerika'da falan çok popüler ve Türkiye'de çok bilmiyor. 150-150 diyor. Medine Şahlı 150 TL diyor bunlar. Aerobin Caz diyor. 120 TL bunlar Aerobin. Bir de şunlar var bakın renk renk. 120 diyor. Peyne Şahlar 100 TL diyor. 100. Pamuklu Şahlı 100 TL diyor. Şu Pamuklu Şahlı 100 TL. Renkler böyle, desenler böyle. Burası bakın böyle kocaman bir tezgah. Kardan da göstereyim biraz. Fikriniz olsun. Şunlar çok güzel duruyor renkleri ya. Şöyle göstereyim. Madame Polo yazılıp tutuyor. Yurt dışında bir koç gibi bir şey marka vardı. Çanta markası. Onun logosu. Louis Vuitton bakın. Marka sevenler için. Falan filan. Burada ne? 50 TL mi? Saçal 50 TL diyor. Bunlar 50 mi? Nasıl yani? Koca koca pantolonlar 50 TL diyor abi. 50 çok iyiymiş ya. Bakalım biraz bu. Bakayım kaç dakika olmuş. 13 dakika olmuş daha. Çekebiliriz. 25 dakika olunca falan kapatmam lazım. Sonra yüklemesi çok zor oluyor. Parçalara bölmek gerekiyor. Böyle bir marka mesela. Kaç bedelmiş bu merak ettim. 27 inç mi? 27 inç yazıyordu. Ay. Böyle bir pantolon. Şöyle mor bir şey var. 50 çok iyi fiyat yalnız. Ne falan mı bunlar acaba? Bakayım böyle bir şey. Şöyle bir model. Valla 50 TL'ye aldım. Bakın maymunu falan. 50 TL'ye aldım. Pazarlardan pantolonlar bayağı güzel çıktı. Bağıra bağıra konuşuyorlar. Bu bayağı da güzelmiş. Benim parkamda güzel olabilir. Paçaları böyle duble paça kıvırmışlar katlamalı. Aa, bayağı güzelmiş bu. Kaç bedelmiş acaba? Böyle bir marka. Küçük görünüyor ama 27 falan herhalde. Bu bana olmaz. 28 bedelinde. Jean'de ya. Bu da çok güzelmiş. Aa bakın 38 beden diyor mesela. Bu da çok güzel renk falan ama şurada lekesi mi var? Çıkmayabilir. Bazı lekeler çıkmıyor arkadaşlar. Bazıları çıkıyor. Böyle güzel bir pantolon ama. Şöyle yeşil bir şey var, Brezilya yeşili. Böyle bir marka.
50 TL ya bedava. Burası çok ucuz bir pazar. Pazartesi günleri kuruluyor Rahmi Eyüp Sultan'da. Eminönü'nden 83 E numaralı otobüse gelebilirsiniz yeni peronlardan. Yeni peronlar nerede? Haliç Köprüsü'ne yakın Eminönü'nde. Eminönü iskelesinin önden yürüyüp yeni peronlara ulaşabilirsiniz. Sorsanız gösterir otobüs durakları yeni peronlar nerede derseniz herkes gösterir zaten. 34 beden diyor bakın güzelmiş. Kumaş da güzel bu arada. 50 TL'ydi burası şu anda gösterdikleri. İnanması güç ama evet 50 TL. Bir daha göstereceğim sonra inanmazsınız bana. 15 Nisan 2024 hem de bayramdan hemen sonraki pazartesi. Şurada desenli bir şey görmüş. Şuna bakalım. Bu da tatlıymış. Ben seviyorum böyle şeyleri. 24 mü? 8 diyor bedeni. 24 çocuk bedeni gibi yani öyle düşünebilirsiniz. 36 ya da. 36 gibi çok küçük. Bu medium diyor. Herhalde skinny o yüzden. Çok dar. Şöyle bir mor var. Aa şurada çok güzel bir şey gördüm. Free blue jeans verildi. 31'miş mesela bunun bedeni. Sıkılmam bunu. Şunu çekeceğim bir dakika şunu. Çok beğendim rengini. Aa çok güzel kumaşı. Efsaneymiş. Şuracık. 40 beden. Ama lekesi var. Zaten bana büyük. Ama kumaşı çok güzelmiş. Şuracık ya çok tatlı. Bundan başka var mı acaba ya? Kahve rengileri var ya. Burası 50 TL. 50'ye devam tam yok diyor. Bakın 50 TL inanmazsınız diye göstereyim dedim. Şurada da diğer pantolonlar var. 30 kere göstermiş. Bu arada bakayım ya merak ettim gelmiyor. Bir onun için. Şurada bir mürdüm gördüm ona bakacağım. Bir saniye arkadaşlar. Şunu çekmem lazım. Gelmiyor bir tane. Bu arada çok severim. Ay çarpı çarpı geç. Neymiş? Hacker diye bir marka. Şuralarını beğenmedim. Bunlar olmamış köprüler. Ama rengi güzelmiş. Hem de İspanyola. İspanyol çok severim halbuki. Halbuki. İyi olsun diye öyleyordum. Şimdi yanlış söylediğim zanneden ne olur diye onu da açıklamasını yapayım. Türkçe polisleri gelir. Böyle bir şey var Türkaz. Fena değilmiş aslında bu. Radar paça. Smallmış. Böyle böyle şeyler bakın. Sarı seven varsa diye bir tane de sarı göstereyim. Gençler renkli şeyleri seviyor. Ben pek beğenmem böyle pantolonları. Benim de sarı bir pantolonum vardı da yıkayınca hemen böyle grileşmişti. O yüzden giyememiştim pek. Böyle bir pantolon. Bayağı kalın bir kanvas gibi. Baharlık. Aa network diyor bunu. Hem de yüksek beğenmiş. Severiz aslında yüksek beğen. Beden neymiş acaba? Göremedik. Neyse. Böyle şeyler var burada. Kot pantolonlar var. Klasik şöyle yıkamalardan var. Açık konuş. Bakın 18. Bu da güzelmiş aslında. Small diyor. Small'lar için bayağı bir seçenek var arkadaşlar. Şurada kadife fitilli bir şey var. Onu da bakalım. Kiremit rengi. Ah bak. 26 beden diyor ama şurada şöyle bir sorun var. Buraya bir aplike ütüyle yapıştıracaksınız. Şuraya tam kapatacak şekilde. Sorun olmaz. 50 TL yani öyle düşünün. 50 TL'ye nereden bulacaksınız? Pantolon bu devirde. Her yerde 1000 lira mağazalarda. 1500 lira. Daha bile fazla olanı var. Buna 27 beden diyor ama bayağı geniş duruyor. Kalın kalın böyle kanvas gibi. Sert. Kumaş. Sevmedim. Şurada bir tane pudra rengi bir şey var. O da hoşuma gitti aslında. Evet bunlarda bir takım defolar var arkadaşlar ama önemsemiyorum diyorsanız bakabilirsiniz böyle şeyler var mesela. Ama güzel pantolonlar varmış. Karıştırın bakın. Şöyle bir saks mavisi de var. Bunu göstermiş miydim? Yeşil var. Ay. Böyle bir şey. 50 TL'ydi burası. Şu şey dönerse tekrar göstereceğim dönmedim. Paket 100 TL diyor burada. Böyle şeyler var bakın. 3 tane. 100 TL. Açığından bir tane göstereyim şöyle bir şeyler. Güzelmiş. Fantin bunlar ya. Paket 100 TL diyor.
Böyle şeyler arkadaşlar, desenli desenli, şirin şirin, cici bici. Şöyle bakın şu uçuşu mesela, şöyle gibi düşünebilirsiniz. 100 TL, 100 TL. Evet, şöyle pijamaları çekeyim. Burada şortlar var, burada uzun paçalılar var. Şu çok güzelmiş ya, şuradaki. Hüllü müllü olan şu. Onun yanındaki de güzelmiş. Alkışlı. Burada iki tane 150 diyor. Neyin iki tane 150? İki parça mı? Ha, iki parça 150 yani takım olarak 150 yapabilirsiniz. Şu çok güzelmiş, rengi falan. Bunlar yatarken giymek için artık. Bakın bu da güzelmiş. Kesimi çok güzel şurası. Şort. Şöyle çilekli renkmişler var. Tatlıymış. İki tanesi 150. Şöyle bağlamalı bakın. Medium diyor. Yardı sweetest thing. En tatlı şey sensin diyor. Evet biliyorum. Bunu biliyordum. Şöyle bir şey var. Kedili. Böyle bir şey. Bu neymiş? Bu da kedili. Uyku bandı var yalnız gözümde. Bakayım başka neler var. Şöyle bir şey. Gençler sevebilir. Rengarenk, canlı canlı. Hayat güzeldir diyor. Life is beautiful. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Geçen günde, daha doğrusu bugün izleyeceğiniz mango videosunda 100 TL diyor. Bir şeyi yanlış okumuşum. Onu dert ettim kendime. Fibre okumuşum. Fibers olacak diyor. Lifler demekti. Bu ne güzelmiş ya snoopili. Çok kalın anlatmamışım. Ben alıp geçelim bu sıcaktı. Şu anda o kadar sıcak ki burası. Böyle bir tişört, kısa kollu, 100 TL burası. Şöyle tişörtler, 100 TL, kartpostu. Başka neler var bakın. Şu haki yeşil var bakın, şeyli, kartpostu. Tatlıymış bu, bunu ben de giyerim. Don't mess this family diyor. Bu aileyi diyor, karıştırma diyor. Günün mesajı. Mediator, tour of the world. Dünya turu diyor. Ben Helen, 1984. Neymiş? Bu şeyin defaktörün şeylerine benziyor, tişörtlerine. Flowers, wheat, time to, ne bu, bloom mu? Ha bu, need to bloom. Need time to bloom, he. Çiçeklerin açması, şey yapması için zaman gerekir diyor. Burada da aynı mesela şimdi tişört var. Şu mavi olan şuradaki çok güzelmiş ya 100 TL fiyat. Şuradan göstereyim bakın üniversite öğrencileri için falan yukarıdan da şu siyahlısı da varmış kaktüsünün 100 TL iyi fiyat bence. Burada da 100 TL diye bakın kısa kollu üstler var rengarenk. Griler şu gri güzelmiş. Beyaz klasik basic tişörtler de var. Bakın renkler böyle. Morlar, kahveler, pudralar var. Değişik değişik bir sürü renk var. Şöyle yarım balıkçı kolsuz üstlerden de var. 23 dakika olmuş. Şurada erkeklerin beğenebileceği tişörtler var. 100 TL diyor. Erkek kıyafeti var mı diye soranlar. Bakın 100 TL burası. Her şey 100 TL diyor. Bakın gördünüz mü? Uzun kollu da var. Şöyle basic. Yatarken de giyilebilir. İlkbaharda sonbaharda. Böyle basic tişörtler de var. 100 TL. Rica ediyorum. Böyle siyah basic yatarken giymelik ya da gömleğin içine giymelik üstler de var. Şöyle baskılar da var bakın. 100 TL burada gösterdikleri. Renkli sevenler için şöyle cart bir turuncu hiç sevmem erkekte bu rengi. Evet, şöyle bir verka. Şöyle bir lacivert. Sıkollu bu güzelmiş basic. Bu tarz tişörtler iyi oluyor bence. Her şeyin içine giyersiniz, üstüne giyersiniz. Kombin yapmakta zorluk çekmezsiniz. Giyicik tişörtler. Trend yolluyor bunun etiketinde. 100 TL bu gösterdiklerim. Diyor ki, there are no shortcuts to any place worth going. Gitmeye değer olan yerlere hiçbir zaman kısa yol yoktur diyor. Yani her zaman
uzun bir yoldan gitmek gerekir, uğraş çaba gerektirir anlamında. Güzel sözmüş, beğendim. Bu da medium diyor mesela. Bunu ben bile giyerim, çok tatlıymış rengi, pudra. 100 TL'ydi burası, bakın her şey 100 TL ediyor. Hatta şurada kapatayım arkadaşlar, birazdan yine açarım, şunu kapatıyorum. Böyle öğrenmiyorsunuz. Rami Sosyete Pazarı'ndayım, 15 Nisan 2024 günlerden pazartesi. Rami nerede? Eyüp Sultan'da. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Eminönü'nden yeni peronlar otobüs duraklarına yürüyorsunuz arkadaşlar. Yeni peronlara geldikten sonra 83E yazan 12 numaralı perondaki, yani 12 numaralı perondaki daha doğrusu. Evet, peron dedim değil mi? Yanlış söylemedim. Burada teyze tişörtleri var bu arada. Şöyle sen şeyler seviyorsunuz, bakın fanteli falan da var. 12 numaralı perona 83 numaralı otobüse biniyorsunuz arkadaşlar. Rami yolu yazan duraklarda inebilirsiniz. Gazi Osman Paşa Devlet Hastanesi yönüne giden otobüse binmeniz gerekiyor. Gazi Osman Paşa'dan geçen otobüsler genellikle Rami Pazarı'na yakın yerlerden geçiyor. Şoförü sorup öğrenebilirsiniz. 83E Eminönü'nden kalkıyor. Eğer tramvayla geleceğim diyorsanız tramvaya biniyorsunuz, Kabataş Bağcılar tramvayına. Topkapı'da iniyorsunuz. Topkapı'dan sonra tekrar diğer tramvaya aktarma yapmanız gerekiyor. Ondan da Rami durağında inmeniz gerekiyor. Zaten açıklamalar bölümünü yazarım, oradan da tekrar öğrenirsiniz burada. Kafaların giydiği türden böyle pantolonlar var siyah. Bu da 75 TL, 25 TL falan diyor. Çamaşırları, böyle elbiseler var bakın. Fena değilmiş bu ince viskon. Şöyle birkaç desen göstereyim size. Şarkılar, türküler başladı. Şöyle yeşil elbiseler var mesela. Sade, düz renk, böyle bir şeyler. Desenli sevenler için 10 lira diye bir türkü çığırıyor adam. Şöyle çiçekli falan var. Bunların fiyatları ne kadar acaba yazmamışlar. Böyle bir tezgah bakın burası. Karda da elbiseler var, bunlar da var. 300 lira, bunlar 100 lira bayanlar. Şunlar ne kadar? Bunlar 300 liraymış, pamuk pisk olmuş. 300 TL'ymiş. Cepleri de var, naylon karışımı yok. Cepleri de varmış, naylon karışımı yok diyor. Yanlarında cebi varmış gerçekten, bakın şuraya. 300 TL bunlar. Açamadık cebiye, dikiler abi. Yok, var. 300 TL rengarenk elbiseler. Evet, devam ediyorum. Şurada bir çorapçı var. 10 lira diye bağırmıyoruz mu? Bugün özel paket 10 TL diyor. Bugün özel ama. Bakın burada. Aa, bu çok tatlı. Bu güzelmiş. Ay, üstüme çıkıyorlar burada teyzeler. Teyzeler üzerine çıkıyor. Aa, bu da güzelmiş. Şehirli gezegenli. Çek, kamerası beni de çek, beni de çek. El sallayın. El salla, el salla. Ara paketini kaçıyorum, çok kalabalık arkadaşlar. Şöyle yeşil etekler falan filan bir şeyler de var. Şu tarz uzun tunik gibi, pareo gibi, kimono gibi şeyler var. Bakın böyle hepsi güzelmiş, kapalı açayım. Bahar aylarında gelip içinde astar da var. Ne kadarmış sordunuz mu? 500. 500 TL'ymiş. 500 değil mi? Bu 700. Ha, bu 700'müş. Şanssız. Şuradaki o şanssız, 500 TL. Şanssız. O 500 TL. Bu 700 TL bakın, böyle uzun maxi. Komple astar var içinde. Komple astar var içinde. Kapalı olanlar tercih edebilir. Böyle elbiseler var arkasında da. Şu ne kadar? Bunlar da mı 700? Bunlar 1100. Ha, 1100'müş. Bu Fisto Brode kumaş 1100 TL'ymiş. Güzel ama bayağı. Bunun da içinde astar var. Rahat rahat giyebilirsiniz. Mavisi de varmış, onu da göstereyim. Bunlar 1100 TL'ymiş, pistol olanmış. 1100 TL, valla güzel bence. Bir tane alabilir. Bence beyaz güzel, bir de siyah. Zamansız kullanırsınız, şöyle iki tane alırsınız. Yıllarca giyersiniz. Şunlar da 500 TL'ymiş, kimono gibi olanlar. Bu da takımlar 300 TL diyor, 300. Şöyle bir takım. Bu da 3 parça 100 TL diyor, şu yerdekiler için. Sinir bozuldu bir anda. Neden öyle oldu bilmiyorum. Bu neymiş? Bu etek herhalde. Astarı dönmüş. 36 beden. Çantada bir şey olmadı inşallah biraz önce. İttire kaktire geçiyorlardı. Böyle şeyler var. Bu neymiş? Bu da mı şort etek? Etek mi? Şort mu? Ha, etekmiş bu da. Çan etek. İlginç bir tasarım. Şu altın rengi
fermuar yapmış. 3 tanesi 100 lira. Evet, al 3 tane yiyin. 3 tane yiyin. Vallahi iyi fiyat bence. Bir de astarı da var. Şu anda gösterdiğim parçaların 3 tanesi 100 TL. Bu da güzelmiş evde giymek için. Yatarken giyilir, evde giyilir, yazlık yerlerde dışarı bile giyilir. Bu neymiş? Crop top herhalde, boyundan bağlı. Ondan sonra... Bu neymiş? Yarım omuz. Yarım omuz ne ya? Tek omuz. Tek omuzlu bir üst. Şöyle acayip bir şey var. 3 tanesi 100 TL bunun. Bir daha göstereyim. 3 parça 100 TL'ydi. Şu takımda 300 TL. Şöyle bir takım. Valla THL 3 parçayı yiyin. Şu anda hava çok sıcak olduğu için böyle kalın şeylere hiç bakasın yok. Şöyle sırt dekolteli 200 TL diyor bakalım. Elbiseler var, böyle bir şey var. Saçma saçma. Trend yol diyor bakın etiketlerinde. Bunlar biraz polyester. Bu herhalde boyundan bağlı degaje yaka bir. Evet, boyundan bağlı degaje yaka bir elbiseye benziyor. Böyle bir şey. Ha şuradaymış tek omuz. Şu biraz önce baktınız. Oraya 200 TL diyordu elbiselere. Burada erkek pijamaları var. Dede pijaması artık bunlar. Body ne diyor? 100 TL. Sweet. Sweet tişört. Şunlar 100 TL'ymiş. Abla ayırıyor. Abla ayırın diyor. Böyle şeyler var. Bakın omuzları transparan. Armani logosu yapmışlar taşlı tuşlu. Bunların hepsi 100 TL. Şu yerdekiler 100 TL. Kameracı çeker misin? Kameracı ünlü olmak istiyorum. Çeker misin? El sallayın. Kameracı çek. Kameraya salladın ya. Esnaf bugün çok neşeli bayramlar olacak. Pijama 75 TL diyor. Bana havale olur diyor. 75 TL'ye pijama. İsteri var. Şarkılar, çiftler başladı. Tatlıymış bir anız. 75 TL parçası gösterdiklerini. İvan havale de olur diyor. Ve kadife bir şeyler de var bakın. Arap turistler bunları çok seviyor. Şeyler sadece seviyorlar. Çizgiler, çizgiler. Böyle bir şeyler var. Bunun arkasına ilik mi açmışlar? Bu ne ya? Arkasından, sırtından komple ilik geçiyor. Kampanya yaptık, kampanya. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şunlar ilik. Şöyle bir şey var. Pijamalar 75 TL ya. 75 TL, 75. Ama sen bu şeyi al bir şeyler de açıp sopanın öbür tarafına. Hepsi 5 TL, bu güzelmiş. Böyle şeyler var arkadaşlar burada. Şurada 50 TL diyor. İmdat. Aşırı kalabalık bugün. Şöyle yaparlı bir şeyler de varmış. Şunlara da bakalım. Aa, güzel vallahi 75'e. 75 bedava bunlar için. Mağazalarda o kadar pahalı ki bütün şeyler. Aa, 75. Ya şurasında sorun varmış. Ya bu iç tarafında. He, tamamlanmamış. Şuna bakayım. Victoria Secret yazıyor. He, bunda da leke varmış. Belki çıkaralım. Şöyle şeyler var. Pijama 75. Burası 75'ti hala. Baktıklarımız. Çok kalabalık oldu. Çıkıyorum orada. Burası 50 TL diyor yerdekiler için. Şunlar. 50 TL. Çamaşırları 50 diyor bakın. 50 TL burası. Şunlar. Şu tarz ürünler var bakın. Erkek baksıları var mesela tutuk yazıyor. Şöyle bir üst var. Başka ne varmış? 50 TL'ye atlet matlet. Burada defol ürünler var galiba. Delik melik bir şeyler var. Ama düzgünlerini bulursunuz arada. Ya şu güzelmiş mesela. Bunu kot pantolon üstüne giyip çıkabilirsiniz dışarı valla. Öyle bir ürün bu. 50 TL. Güzelmiş rengi bu arada. 50 TL yaptı. Bunlar neymiş? Fırın tutacağı herhalde. Pişirme kağıdı bilmem ne diyor. Şöyle ürünler. Streç filmler var bakın şurada. Şurada silikon anahtarlıklar var. Ivır zıvır. Sucacı ürünleri var şöyle. Şöyle şeyler var. Bunlar ne kadarmış? Ne güzelmiş ya fistolu. Brode kumaş deniyor buna daha doğrusu. Fistol deyip duruyorum da.
Şu kısmı fiston, şu etek uçları. Kumaşın kendisi brode kumaş diye geçiyor. Çok tatlıymış bu ya. Çok cici. Burası ne kadar ki? Yazmıyor. Bakın şöyle şeyler de var. Tek omuz falan. Böyle dinozor kuyruğu gibi yapmışlar. Dinozor kuyruğu şeklinde bir omuz. Fırfırlı. İlginç. Aa, bu da güzelmiş. Omuzları açık bakın. Şöyle zikzakla. Bunlar eskiden 50 liraydı. Şu anda ne kadar acaba? Burası ne kadar? Tane 80, iki tane 150. Tanesi 80, iki tanesi 150'ymiş. İki tane alırsanız tanesi 75'e geliyor yani. Bu da güzelmiş bakın. Tam yazlık kot şortların üzerine giy çık vallahi. Çok güzel. Bunu da trend yolluyor vallahi, etiketini şimdi. Bu çok güzelmiş. Tanesi 80 TL. İki tane alırsanız diyor 150 TL olur diyor. Yani tanesi 75'e geliyor o zaman diyor. Bunun danteli çok güzelmiş. Şöyle bir. Ne bu? Tınık diyelim hadi. Valla şunun danteli o kadar güzel ki kesip başka yerde kullanacaksınız. O kadar güzel. Direk aktara geçiyorlar bu dinleni. Şöyle bir triko var. Bunu omuzunuza atabilirsiniz mesela. Güzel parça. Tanesi 80 TL buranın. İki tane alırsanız 150 TL oluyor. Bu da burada kumaş. Bu da güzelmiş. Gençler seviyor. Şuradan büzüyorsunuz böyle. Burası büzgü büzgü oluyor. Sonra şuna bakalım. Neymiş? Bunlar bir ara moda olmaya çalıştı, olamadı. Bu bolero gibi üstten giyiyorsunuz. Sadece kolu ve yakası var. Böyle bir şey bu. Alt kısmına artık başka bir şey giyiyorsunuz. Şu renk bir straplez mesela giyerseniz güzel olabilir. Ya da atlet üzerine giyilebilir. Tane 80 TL şu anda gösterdiklerim. 80 TL. İki tane alırsanız 150 TL olur diyor. Yani tanesi 75'e gelir diyor. Turuncu sevenler için. Böyle pantiyeli bir şey var, transparan. En çok bunları beğendim ben burada. Şunlar çok tatlı. Sonra böyle bir merserize gibi bir şey var. Bu annemin gençliğinden kalma gibi. Kumaşı, örgüsü. Tatlıymış aslında. Ağır biraz. Gramajlı yani. Böyle bir atlet var. 80 TL. İki tane alırsanız. İki tane alırsanız 150 TL. Bakın böyle her şeyle giyilebilecek tane rengi bir atlet de var. Şuna da bakalım hadi çizgili. Bu da tatlıymış. Böyle çizgiler bayağı moda şu anda. Alınabilir gayet. Böyle tekmiş. Bu mesela Zara'da olsa 1500 lirası vardır, öyle söyleyeyim. Öyle bir triko etek. Güzelmiş yalnız, beğendim. Şuna da bakalım. Bakın bu delikliler de bayağı moda oldu. Delikli üst böyle giyiyorsunuz salaş salaş. Crop toplarını falan üzerine giyebilir genç kızlar. Yine Mercedes'e gibi bir ürün. Valla bunlar vintage butiklerde olsa dünya parasına satılır, öyle söyleyeyim. Tatlıymış. Tünik gibi, mini elbise gibi de. 34 beden bir kızı elbise gibi de durabilir. Neymiş? Bu da herhalde bolero gibi giyilenlerden. Ay çok yoruldum, o kadar sık. Bunu aldım. Şöyle tatlı bir şey var. Bunu göstermiştim herhalde başta. Başka ne vardı göstermediğim? Şöyle bir şey var bakın, fıstık yeşil gibi. Yemyeşil. Şu da tatlıymış. Delikliler bayağı moda oldu. İttirek aktıra geçiyorlar. Bu etek mi ya? Aa, etekmiş. Bunun içine bir şey giymeniz lazım. Transparan. Şöyle bir yırtmacı var. Bu etek güzel gerçekten. Plastik. Bu neymiş böyle? Böyle bir şey. Şort. Bu neymiş? Aa, bunun rengi çok güzel. Tam benim rengim. Kalitesi de fena değil. Burası tanesi 80 TL'ydi. İki tane alırsanız 150 TL olur diyor da. Burada erkek tişörtleri var bakın, mavi. Mavi. Happy Planet diyor. Mutlu gezegen diyor. Zara yazıyor etiketinde. Böyle mor var. Çok güzelmiş. Loose fit diyor. Geniş kesim anlamında.
Rengi çok güzel ama biraz kalın baharlık gibi. Yazın sıcak basılmış. Böyle bir şey var, kavaliye. Zara diyor bakın. Güzelmiş bu mukaddes, fena bu ne ya, bu ne? Göz ne kadarmış ya? Ne kadar dedi? 130 TL dedi. Never yazıyor, asla demek. Bunda da zar yazıyor. Silahlı yenim. Rengi güzelmiş aslında. Şuna bakayım. 130 TL şu anda baktığımız. 150'den 130 TL'ye düşmüş. Yeni dünya diyor, new world, leader diyor, lider demek. 130 TL'ye düşmüş. Bakın şu sarının deseni güzelmiş baskısı. Böyle şeyler. Ay. 130 TL'ydi burası. İttirdiler de birazcık sağlam. Bakın şöyle bir şey de var. Barış'ı seviyorum diyor. Love, peace. 60 TL'ye Sydney yazan güzelmiş yalnız. Böyle ürünler var bakın. Çocuk için 60 TL'ye rengarenk ürünler. All you need is love yazıyor bakın şurada. Tek ihtiyacı olan şey sevgidir. Şurada köpek de var, o da güzelmiş. Şu da güzelmiş. Anne nerede? Çocuklar için seç al 50 TL diyor şuraya. Burada kapalılar için ürünler var böyle. 600 TL diyor, yeni sezon diyor şunlara. 150 TL diyor şu pantolonlara bakın. 150 TL, renkleri böyle. 150 TL. Şurada 300 TL diyor bakın şunlara. 300 TL. Bu tarafa da 400 TL falan diyor. 600 TL diyor. 600 TL. Burası marka 100 TL diyor. Bakayım kaç dakika olmuş ya, parmağım o kadar ağırdı ki video çekmek. Şöyle şeyler var bakın. Kaplanı baskıları sevmez. 16 dakika olmuş. Parmağım uyuşturuyor sürekli aynı şeyi tutmaktan. Aynı şekilde tutmaktan. Öyle bir şey. Biraz demoda geldi. Delikli. Bakayım başka başka neler var burada. Burası 100 TL bakın. 100 TL. T-Box diyor. Aa, bu marka bir ara ne kadar popülerdi ya. Bozuk para veriyordu. Herkes o bozuk parayı almak için ürünleri satın alıyordu. Hatırlıyor musunuz o dönemleri? Parıyor falan satıyorlardı. Dümdüz bikiniler satıyorlardı, basic. T-Box. Boynyer çıkartmıştık galiba. Aa, bu ilginçmiş bakın. Böyle çakıl taşı gibi boncuklar işlemişler. Real piece of art diyor. Gerçek sanat parçası, sanat eseri anlamında. Evet, devam ediyoruz. Böyle bir salaş tişört. Valla teyzeler bunu beğendi. Nar çiçeği gibi koyu turuncu. Böyle markalar şey 100 liraya! Markalar 100 liraya! Bu da tatlı mesela ama biraz kalın. Şöyle bir markası var. Geisha mı yazıyordu orada? Erkeğimin geisha'sı olurum demişti ya sosyetik kadın. Aklıma hep o geliyor. Bu biraz kalın ama simli iplikleri var. Tatlı bir şeymiş. Beğendim. Ben böyle kolları severim. Biyesiz kol. Sonra böyle bir çizgili bir şey var. Bu neymiş? Böyle bir sembol logosu var. Sam Friday diyor. Çizgileri seviyorum ben ya. Çok rahat, tatlı duruyor. Cool duruyor. Havalı. Sonra böyle bir parlak baskılı. Ne diyor? Whisper words of wisdom. Let it be diyor. Şarkı sözü yazmış. Let it be, let it be, let it be. Bu kadardı şarkım. Sonra böyle bir etek. Aslında güzel durabilir, yırtmaç falan. Belli lastikli. Little big diyeyimde. Smallmış. Fena değilmiş. Değişik. Farz durabilir. Üzerine güzel bir şey uydurursanız. Burası 100 TL'ye şu anda baktığımız 100 TL. 100 lira. Small diyor bunu. Calm in nature diyor. Doğada diyor, sakin diyor, huzurlu. Böyle bir şey var. Bu biraz kalınca. Neymiş? Life is better when you're laughing diyor. Sen gülüyorken, kahkahalar atıyorken hayat daha güzeldir diyor. Gerçekten öyledir. T-Box'mış bunun markası. Şuna da bakalım. Bu tatlıymış mesela. 100 TL, little big, small. Tatlıymış valla, güzel. Hadi şunlara da bakalım. İki tane daha bakayım buradan. Güzel bir tezgah burası. Neymiş böyle? İlginç bir parça. Şöyle önü baskılı, altı dantelli, arkası dantelli.
Benim tarzım değil ama beğenen olursa gelsin baksın. Şöyle pileli bir şey var. Şuymuş. Renk bloklu, little big. Vallahi bunu erkekler giyebilir bence. Renk bloklu, fena değilmiş, tatlı, basic. Bisiklet yakağı. Şuna da bakayım, bu neymiş? 100 TL'ydi şu anda baktığımız. Aa, little big diyor bunu da valla. Üzerine atıyorlar çektiğim şeyi. Elbise bu gecelik gibi de giyilebilir. Tatlıymış, dışarıya da gelir bence. Şöyle bir detay yapmışlar. Güzelmiş small. Haki, güzel, tatlı. Şu neymiş, buna da bakayım bir de. Çok ısrar ettiniz. Damlat çalı. Abla gene bitti, 100 lira ya. Bu da yours diyor. Şuradan çıkabilecek miyim acaba diye merak ediyorum. Bu neymiş? Böyle bir üst. Pantili. Karpuz kollu. Örümcü kumaş. Medium diyor. 100 TL'ydi bakın burası, 100 TL. Şuradan çıkabilir miyim acaba rica etsin? Teşekkürler. Şu da güzelmiş böyle. Pamuç. Ay, bir anda kalabalık oldu. Üstüme çıkmaya başladım. O yüzden bu tarafa geçmek zorunda kaldım. Biraz daha çekeyim hadi. Çok ısrar ettiniz bu tezgahta durmak için. Bu neymiş böyle bir şey? Benim sanatım diyor. Ne? My mind art. Benim zihin sanatım diyor. Fabrikaymış. Aa. Güzelmiş yalnız, tatlı. Beğendim. Burası bir anda coştu arkadaşlar. Herkes buraya toplandı. Belden bağlamalı böyle bir şey. Kolsuz bir gömlek. Şöyle beli bağlamalı. Güzelmiş, şirin. Naylon. Turuncu bir şey. Buradan artık uzaklaşıyorum. 100 TL'ydi burası. Bir daha göstereyim. 100 TL. Burada da böyle şeyler var. Şöyle zanar var. Buraya da 100 TL diyor. Burası fix fiyat olmuş 100 TL. Her şey 100 TL. Şu acık tatlıymış yalnız. Siva 2 diyor bakın. No bad days diyor. Kötü günler yok diyor. Pozitif düşünün diyor yani. Happiness diyor. Mutluluk. Stay positive diyor. And happy. Hadi günün mottosu bu olsun. Pozitif kal ve mutlu kal. Pozitif ve mutlu kal diyor. Montreal. Siva 2 diyor bakın. Numara. Siva 2 meraklısı olan varsa fena değil bunların kalitesi valla. Yukarıdan da göstereyim bakalım. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Rahat rahat bakın modelleri. Şu ayıcıklı olanı en çok onu beğenmiş. Şu siyah ayıcıklı var ya şu. Güzelmiş. 100 TL'ydi bu sakın. Güzel, fena değil valla. Buraya bakabilir. Bu tarz basic üstler arıyorsanız, baskı tişörtler arıyorsanız bakabilirsiniz. Burada da 100 TL diyor bakın. Böyle pantolonlar var. Tril tril pantolon. Eli lastikli bunlar çok rahat oluyor. Şunun kumaşı daha güzel. Pamuk kumaşı. Pamuk disko. Large diyor. Bu teyze tişörtlerindenmiş. Teyze bluzu. Güzel ama bohem. Şuna bakalım. Güllü millü. 100 TL arası. Şuna bakayım. Pantolon. Güzelmiş bunu. Ben de giyebilirim. Ha, etekmiş bu ya. Pantolon değilmiş. Düğmeli bir etek. Pamuk viskon dedikleri kumaştan. Bakın düğmeleri var önünde böyle. Düğmelerini ben alsam çıkarım. Beğenmedim çünkü. Güzelmiş ama. 100 TL'ydi burası, 100. Buraya 250 TL diyor. Burada tünikler var. 250 TL tünik. Şu tarz ürünler bakın. Bana gelince böyle yap, önüne al. Evet, devam etmeye çalışıyorum. 23 dakika olmuş. Artık şurada bitiririz arkadaşlar. Parfüm 40 TL diyor şunlar. Cep boyu olanlar. Şu Victoria's Secret'lardan var arkada. Onlar genellikle 150 TL oluyor çoğu yerde. Böyle makyaj ürünleri 35 TL diyor. Burada yavaştan bitiririm. Şunlar da çok komik bir şey. Tektaş pırlantalı. Matrujlar falan bayağı moda. Matruj alabilirsiniz belki. Şöyle şeylerden var rujlar. 35 TL diyor buraya. Flormara ne diyor? Waterproof eyeliner diyor. Suda çıkmaz. Göz kalemi diyor. Bu da dudak kalemi. Bunlarda da Flormara yazıyor. Yine Flormara mat dudak kalemi diyor. Bu tarz ürünler burada 35 TL arkadaşlar. Maskeralar falan da var arkada.
amaçlı makyaj fırçaları var. Bu tarz rengarenk çift taraflı kalemlerden falan da var. Yeşiller, pembeler ve memeler var. Şöyle mavilikler var. Parfümler falan filan. Bir de şöyle farlar var. 35 TL'ydi burası. Şurada kapatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Rami Sosyete Pazarı'ndayım arkadaşlar. Burası pazartesi günleri kuruluyor. Size pijamaları çekiyorum şu anda. Burada takımlar 500 diyor. Buradakiler 600 diyor. Bakın şöyle de göstereyim. Rami nerede? Eyüp Sultan'da. Eyüp Sultan İstanbul. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Tramvayla Topkapı'ya gelebilirsiniz. Kabataş Bağcılar tramvayıyla. Topkapı'dan sonra tekrar diğer tramvaya aktarma yapmanız gerekiyor. Oradan da Rami durağında inmeniz gerekiyor. Veya otobüse gelmek istiyorum derseniz, bu da güzelmiş burada, bunu da beğendim. Burası 600 TL'ydi. Otobüse gelmek istiyorum derseniz Eminönü'nden 83E'ye binebilirsiniz. 12 numaralı perondan kalkıyor, yeni peronların oradan. Yeni peronlar nerede? Haliç Köprüsü'ne yakın olan tarafta. Eminönü'ne geldiğiniz zaman Haliç Köprüsü'ne doğru yürürseniz yeni peronları bulabilirsiniz, otobüs duraklarını. Bunlar 150 TL diyor. Pijama altı sadece. Şöyle şirin desenler var. Bakın şal ayağı deseni deniyor. Şuna. Böyle unicornu var. Genç kızlar sevebilir. Ekoseler burada var. Ekose desenleri. Yıldızlı var. Bakın şu lollipop gibi yapmışlar. Kalpli. Çok tatlıymış. Şöyle bulutlu var. Şöyle leoparımsı var. Hello Kitty'li var. Minnie Mouse var. Burası 150 TL'ydi. Şu tarafı da göstereyim. Bamboo'dan bu tarafı 200 TL'ymiş bunlar. Şu güzelmiş leoparlı. Şu çıpa desenli var. Panteli var. Yaprak desenli var. Şal desenli, leoparlı. Kelebek desenli var. Şöyle düzler var. Grisi, lacivert, siyah var. Bamboo'ymuş o taraf. Onlar 200 TL'ydi. Şimdi gösterdiklerim de 100 TL. Bunlar hepsi siyah. Bunlar süet gibi. Hepsi small mı? Fiyat neyse o aşağı. Hepsi siyahmış bunlar. Hadi. Bakın kardan adamlı var. Şöyle kedi patili var, bulutlu var, kalpli var. Ekose deseni var, böyle ayıcıklı var. Tweet'imin gözlerine benziyor. Böyle bir ayıcıklı var. Çok şirinmiş bir an. Bu da Mickey Mouse'un eline benziyor. Bunlar da süet dokulu gibi, daha kışlı. 100 TL'ydi. Hepsi small dedi onlara, hepsi S dedi. Bu da böyle 35 TL'ye bir tezgah var. Bu ne kadar güzelmiş yalnız. Ne deniyordu buna ya? Ebruli diyeceğim geldi. Degrade değil. Renk geçişli diyelim. Hatırlayamadım. Böyle şeyle 35 TL diyor. Ben de inanamadım gerçekten. 35. 35. Pijama üstü gibi. Şu neymiş? 35 TL. Böyle bir şey sökülmüş galiba bu, anladım. Tatlıymış bir zamanmış. 35 TL burası. Böyle bir kadifemsi gömleğimsi bir şey. Şöyle bir şey var 35 TL. Başka neler varmış? Böyle bir şey var. Ne böyle? Burası ikinci mi ya? Garip. Benim şu desenden pantolonum var. Bakın neymiş, etek. Tatlı aslında. Kışın güzel oluyor bunlar. 35 TL düşünsenize. 35. Evet, buraya geçiyorum. İkinci el sanırım. Burada şartlar, şanlar falan filan var. Aa, şurada kırtasiye ürünleri var. Orayı çekiyorsa. Burası da 100 TL'ymiş bakın. Şunlar 100 TL. Erkek tişörtleri. Erkek için kıyafet var mı diye soranlar. Arkası böyle, önü böyle bakın. 100 TL. Şunda da Palm Angels yazıyor. Erkek tişörtü bunlar. Kalın kalın, biraz baharlık gibi. Yazın biraz kalın gelebilir. Mavi diyor bakın bunda, mavi. Şu 80 TL yazıyor. Şurada kırtasiye ürünleri var. 425 tane etiket diyor. Bunlar neymiş? Kalem mi? Ne kalemi bu? Gri diyor. Keçeli kalem gibi bir şey herhalde bu. Bunları kalemlerin ucuna takıyorlar. Kalemin arkasına daha doğrusu. Şirin şirin şeyler bakın böyle. Süs yani.
işlevi yok. Sadece süs işlevi var. Böyle böyle şeyler var. Kokulu not defteri diyor. Bunlar kokuyor muydu ya? Pek koklu gelmedi bana. Atatürk var. Atatürk'lü. Kral Şakir bir şeyler var. Aa bu ne güzelmiş. Yangın söndürme tüpü gibi yapmışlar. Highlight ediyor. Fosforlu kalemler oluyor ya. Bazı yerlerin üzerine çiziyorsunuz onları. Onlardan yani. Böyle bir şeyler var. Bakın lollipop şeklinde yapmışlar. Topi top daha doğrusu. Topi top. Erkekler için toplardan yapmışlar. Beyzbol topu, futbol topu, basketbol topu var. Ne kadar şunlar var? Çok komikmiş. Şunlar 10 liraymış, şunlar 10 TL'ymiş. İşten istatis. Ha bunu biliyorum. Şuraya basınca böyle şurada yazılı şeyi siliyor. Kalemiyle çiziyorsunuz, yazıyorsunuz. Sonra silebiliyorsunuz. Bu ne ki? Aa falçataymış. Bu tehlikeli ya çocuklar için. Maket bıçağı gibi. He bu simli boyama şeyleri mi? Şunlar boyamak için galiba kullanıyorlar. Pek anlamam. Böyle bir şey var. Kırmayan köpükle oynamıyor diyor. Bakın şöyle kalemler var geyikli. Bunlar güzelmiş. Hiçbirine fiyat yazmamışlar. Fiyat söyleyemiyorum o yüzden. Sadece gösteriyorum bakın. Çeşitleri görmüş oldunuz. Şu makaronlardan da var. Bakın şunlar da dondurmalı. Şunlar da çok güzelmiş. Bunlar da highlighter bu arada. Fosforlu çizmek için yani. Şöyle renkli renkli çiziyorsunuz. Güzelmiş. Bunlar 10 TL'ydi. Bir tek onun fiyatını öğrendik. Burada formalar var bakın. Galatasaraylılar için. Bakın Icardi diyor. Çok anlamışım gibi göstereyim. Ne kadarmış bunlar. Erkekler için biraz forma göstereyim. Fenerbahçe, Galatasaray formaları falan var. Beşiktaş. Yabancı takımların da var. Ne kadar o mesela? 200 TL'ymiş. Şunlar ne kadar? Onlar 400 TL. Bunlar da 400 TL'ymiş. Teşekkürler. Şurası 150 TL'ymiş. 150. Aa tatlı bunlar valla. Tam yazık. Tiril tiril. Şöyle püskülleri var bakın. Püsküllü püsküllü ipli. 150 TL hem de. 150 TL diyor. Kardan da göstereyim şöyle. Bu da tatlı bakın. Filli milli. Filleri severim. Uğur getirdiğine inanmış. Fiksay diye bir marka. Tatlıymış yalnız. Hem tarzı sevenler için. Bu da ikat deseni mesela. Bu tünik mi? Bu da tünik gibi. Kapalılar da tercih edebilir. Bakın tiril tiril. Hürümcük kumaş bunlar. Rahat oluyor. Kızım. Terletmez fazla. Böyle bir desen var. Ne işin var burada? Abi gönder gönder. Bu pantolon mu? Bir tane pantolon göstermek istedim. Pantolona denk gelmedik. Hep tünik geldi elime. Böyle tünik var. Bunlar hepsi 150 TL şu ana kadar gösterdiklerim. 150 TL. 150. Güzel. Bu siyah püskülüymüş. Uzun kollu. Kolları bakın böyle lastikli. Şu pantolona benziyor sanki. Bu da değil. Bu pantolona denk gelemedim. Güzelmiş bunu da seni. Beğendim. Tatlı bence. Püsküllere de bakın açık renk yapmışlar. Krem rengi gibi. Kırk beyaz. Şuna bakayım. Ha bu pantolon tamam. Bakın bu güzelmiş bayağı. Kaçaları da böyle. Salaş salaş. Rahat. Bu da pantolon. Kumaş da güzel yalnız. Hem de geniş paça. Geniş paça bayılırım. Çok tatlıymış. 150 TL iyi bence. 150 lira bunlar. Hem de böyle pijama gibi pantolon altları bayağı moda şu anda bu tarz. Üzerine her türlü beyaz desenli bir şey uydurursunuz. Mesela şu olur. Şöyle. İçinde beyaz olan. Bir tünik üst tercih edebilirsiniz. Yani oran buram görünecek diye korkuyorsunuz. Siyah üzerine beyaz pantiyeli bir şey tercih edebilirsiniz. Şöyle bir şey olabilir.
Böyle bir şey de olabilir bir konu. Bu da olabilir. Falan filan, Inter Milan. Bu da pantolon. Bu da güzel. Sayılır, fena değil yani. Geniş geniş paçaları, rahat olur. Asma yapraklı. Bu da pantolon mu? Yok diye bu tünik herhalde. Böyle bir şey. Yeşil sevenler için. Birkaç tane daha göstereyim diyorum buradan. Çünkü bunların tam mevsimi şu anda. 3X large diyor bakın, viskon diyor. Şu anda tam bunlara ihtiyacınız olacağını düşündüğüm için biraz uzun çekiyorum burayı. Mesela şunu akşam çıkarken gayet rahat giyersiniz. Altın siyah bir pantolon giyersiniz. Şöyle pantolonu da burada hazır var. 150. 150 de bu. 300 TL'ye kombi yapmışsın. Bezi kombini. Böyle bir şey de var. Bu şile bezi kumaşlarının desenlerinin akışlarına benziyor. Ama bürümcük kumaş. Ondan sonra başka şöyle bir şey var. Ne böyle şalvar gibi. Bunda bir defa var sanırım şurada. Ama güzelmiş de senin. Fena değil. Böyle çiçekli bir şey var. Onu da çekeyim. Valla güzel arkadaşlar. Şöyle bir elbise. Ondan sonra başka ne var? Sekrimizi mavidir. Pantolon mu bu bakayım? Pantolonmuş. Bu tatlı aslında. Bunu da içindeki renklerden kombi yapabilirsiniz. Siyah atlet giyebilirsiniz üzerine. Mavi tünik giyebilirsiniz. Beyaz giyebilirsiniz. Göz. Yeparlı bir şey var. Önde bakalım. Yeparlı sandım. Bir pantolon 150 TL. 150. Salaş salaş. Valla bayağı güzel bence. Çok geniş paça bakın. 1,5 karış gibi falan. Bunun bedeni neymiş bakayım. Bu small diyor mesela. Böyle bir çiçekli var. Bu da tünik gibi. Ama elbise olarak da giyilebilir bence. Beğendiyseniz mesela. Şuradan kollarını kestirirsiniz tarzda. Kısa kollu bir elbise olarak da giyebilirsiniz. Ondan sonra bu neymiş? Bu da tünik. Lacivert beyaz çiçekli. Şöyle bir şey. Burası 150 TL'li. Bakın tekrar göstereyim. 150. Oraya geçtim artık arkadaşlar. Burada paket 50 TL diyor. Çoraplar var bu şekilde. O şekil bu şekil. Önler çekil neydi öyle bir şey vardı. Ay tarzım şekil önümden çekil miydi neydi? Pazarlardan öğrendim tekerlemeler. Bu şirinmiş yalnız unicornu. Genç kızlar için güzel olabilir. Anti-social club, anti-sosyal kulübü diyor. Dream is not illegal. Hayal etmek diyor, yasa dışı değildir diyor. Yani istediğim hayal ederim diyor, sana ne diyor. Öyle demiyor da yani, onun gibi şey. Sonra burada bambu çamaşır diyor. 3 tanesi 100 TL olmuş. Şat fiyat diyor, şöyle bir şey. 3 parça diyor. Güzelmiş gerçekten ya. Yumuşacık. Bedenleri aynı, standart. Güzel, fazla iz falan da yapmış. Şöyle görünüyor. Evet, devam ediyorum. Burada 25 TL diyor, saç alayım 5 TL. Parmağım uçtu yine benim. Parmağımı biraz rahatlatmam lazım. Size şöyle gösteriyorum tutmama. Bakın güllü müllü şeyler var. Şöyle mikrofon gibi yapmışlar. Bu tarz ürünler var dondurma gibi. Bu neymiş pati? Dudak parlatıcısı mı? Bu ne ya? Çok şirinmiş. De bunlar sağlığa zararlı mı değil mi bilmiyorum arkadaşlar. Sadece gösteriyorum. Çeşit ne var görmek istersiniz diye düştü. Bu da çok şirinmiş. Dudak parlatıcısı sanırım bunlar. Renkleri de var. Boyacı soru saklarsınız. Böyle bir şeyler yapmışlar. Bunlar kullanmaktan çok sihirlik gibi. Sihirlik bakmalık yani. Mat rujlar var. Mat rujlar güzel duruyor. Dudakları daha bir dolgun gösteriyor sanki. Böyle tonları da var bakın. Renk renk. Çeşit çeşit var. Şunlar ilginçmiş yalnız. Ambalajı yani. Emremli roz diyor. Mat ruj diyor. Baksanıza böyle bir şeyler yapmıştık. Çok ilginç ambalajlar var. 25 TL diyor bakıyor. Seçal 25 TL.
dudak kalemleri falan filan var. Şöyle şeyler var. Süpermarket diyor. Maskara, rimel. Bu Royal Paris diyor. Crazy Bunny maskara. Çılgın hacimliymiş. Bu da maskara, rimel yani. Bu tarz ürünler var, bütün kalemler, malemler. Nedir ya artık? Ama Arap turistler beğeniyor böyle şeyleri. Taş düştü, simli pullu. Şöyle kalemler falan var, 25 TL'ydi burası. Böyle fırçalar var. Şuradan da göstereyim, çok kalabalık oluruz. Müşterilerden gösteremedim. Şöyle makyaj süngerleri falan var. Bu tam hediyelikmiş rengarenk, çok şirin. Seç alayım, 5 TL diyor buraya. Ay, çıkıp tutuparım. Bu kaş için herhalde, bakayım. Evet, kaş için bu. Yok, kirpik için mi? Yok, kaş için. Kaşları kesmek içinmiş. Bu yüzdeki tüyleri almak için sanırım. Hiç kullanmadığım bir şey. Bakın şunu. Bu göz için far fırçası sanırım. Ben bunun versatil kalemini almıştım pazardan geçenlerde. Çok güzel duruyor. Kaş çıtlı kalem yani. Kırtasiye bölümünden almıştım. Buradan değil. Böyle fırçalar var. Fırça setleri. Rengarenk. Bu da makyaj süngeri için rengarenk yapmışlar. Şöyle şöyle şeyler de var. 25 TL'ydi bu fırçalar. Bunlar da makyaj süngeri. Pardon. 25 TL burası. Törpü falan da var. Şu kütükil giderici diye geçiyor. Kütükil. Şu anda tırnağımda şurada var ya, onlara kütükil deniyor. Giderici. Şu taşlardan var bakın. Evlenenler, sahneye çıkanlar, dansçılar kullanıyor. Yapıştırılıyor yüze. 25 TL. Kaş için jilet bu. Şunlarla kaşını jiletliyorlar. Takma tırnaklar var. Onlardan da göstereyim biraz. Ben hiç kullanmıyorum böyle şeyleri. O yüzden sadece gösteriyorum. Hiç anlamam yani. Herhalde yapıştırıcısını alıp yapıştırıyorsunuzdur bunları. Öyle bir şeydir. Çeşit çeşit var desen. Farklı desenleri göstereyim. Takma kirpik kullanan kızlar için takma kirpik var. 6 boyutlu görünüm nasıl oluyorsa artık. Sonra bunlar herhalde saçı sarmak için sosis bigode diyor. Evet, bigodeymiş bunlar. Saçı sarmak için kullanılıyor. Bakın şurada göstermiş, şöyle sarıyormuşsunuz. Şunları bazı selit fırçası olarak kullanıyor. Bazı saç fırçası olarak kafasız fırçanın içi kullanıyormuş. Böyle şeyler var. 25 TL'ydi burası. Bir daha göstereyim, 25 TL. Sonra fiyat söylemedi dersiniz. 17 dakika olmuş, 25'te falan kapatırız. Burada da 30 TL diyor. Saç al diyor, 30 TL. Bakın şu dikişsiz olanlardan var galiba. Onda dikiş varmış. Tanga modelleri falan diyor. Böyle içim ışınları var. Burada 35 TL diyor içim ışınlarına. Bakayım şurada 60 TL diyor parça. İhracat diyor. Şöyle bir yer. Çocuk kıyafetleri var. Çelik bileklik 100 TL diyor. Takatku. Meraklısı olanlar için çelik kolye bileklik 100 TL diyor. Bakın şöyle yoncalı, dört yapraklı yonca bunlar. Hem moda hem de şans getirdiğine inanmıyor dört yapraklı olunca. Şu tarz küpeler moda oldu, hiç sevmiyorum. Ama çok kişide görüyorum, bu tarz şeyler var. Şunlar kulak için çelik küpe 70 TL. Küpe bunlar. Ne diyor? Çelik kelepçe 100 TL diyor. Bakın benimki de 20 TL'ye aldım. Çelik bilekliğim hiç kararmadı şu ana kadar. Bunları da almıştım hatırlamıyorum ama şu anda fiyatlar bakın 100 TL falan. Bu pizza tepsisi diye geçiyormuş. Sarma altlı olarak da kullanılıyor bakın. Sarma yapışmasın diye tencerenin altına hepsi koyuyorsunuz bunu. Paslanmaz çelikmiş. Bunlar ne kadar? 70 lira. Şu 70 TL'ymiş. Bu da 100 liraymış. Hepsi paslanmaz. Cezveler var bakın. Boy boy cezve var. Kararma soğuma olmaz diyor. Bu tarz ürünler de var. Şöyle tepsiler de var bakın. Aynalı maynalı. Yüzük tepsisi falan da yapılabilir. Sunum tepsisi de yapılabilir. Şunu da salata malta karıştırabilirsiniz bence. Böyle süzgeçler var. Böyle tepsiler de var bakın. Desenli desenli. Çiğ köfte tepsisi diyor.
Bu ne kadar? 250. 250 TL'ymiş. Çiğ köfte tepsisi bakın. 250. Bunlar ne için? Olma yapmaz. İstediğin gibi yıkayabilirsin. Bunlar ne için kullanıyorlar? Kahve sunuyor. Ha, çay tepsisi. Çay bardak götür, yemek de şahane. Hmm. Kararma soğuma yapmaz diyor. Bunlar ne? 250 miydi bunlarda? Kaçtı? 130, 150, 130. 180. 130, 150, 180 TL'ymiş. Pastelmaz çelik. Çay, kahve, sunum tepsisi. Teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Burada bir gözlükçü varmış. Güneş gözlükleri. Şöyle çekeyim. Burada kimse yok şu anda. Hazır boşluğu yakalamışken. Şu güzelmiş yalnız. Şu da güzel. Bakayım başka. Şu da güzelmiş. Şeffaf. Şu da trenç kotlarla çok güzel olabilir bence. Başka başka. Bakayım şu kenarları kalın olanlar bayağı moda oldu. Onlardan görürsem size göstereyim. Burberry diyor bakın Burberry. Şu da havalıymış kahve olan. Aa şu da güzel. Hepsini beğendim yani. Bakayım şu kenarları kalın olanlardan var mı burada? Arıyorum. Şu da kayakçı gözlüğü gibiymiş yalnız. Mimi, bakın şu kalın olanlar moda. Daha da kalınları var hatta da onlardan görürsem göstereceğim. Bakayım nerede onlar? Bunlar aşağı yukarı ne kadar acaba? Sen Audrey mi? Böyle bir marka. Sen Laurent'miş ya, Audrey okudu. Sen Laurent, iyi Sen Laurent'miş. Bunlar ne kadar aşağı yukarı? 600'müş. Testeyle şu güzelmiş yalnız. Şu da güzelmiş. Bu da Serenay Sarıkaya gözü. Bana onu hatırlat. Güzelmiş. Bakın ben de buradayım. Beni de görmüş olun. Böyle böyle gözlükler. Bakın Dior diyor, Christian diyor. Ben şunları pek sevmem. Ketay deniyor bunlar. Şu da fena değilmiş aslında. Şey küçük mavi camlı gözlüklerden var. Mavi ve turuncu camlı gözlükler modaymış. Bakılabilir. Ben pek sevmem renkli cam. Şu fena değilmiş. Bakayım burada turuncu camlı var mıydı? Yoktu. Evet devam ediyorum. Burada ne varmış böyle? Kapalılar için elbiseler var. Şu tarz. Fiyat yazmıyor. Yazsa şaşırmış. 300 liraymış şu. 300 TL'ymiş. Bakın böyle elbiseler. Maxi elbise. Böyle bir elbise. 300 TL dedim. Bazı şeyleri. Şu anda göstereyim. Hepsi 300 değil ama herhalde. Burada böyle bir şeyler. 50 TL diyor şuraya. 50 TL'ye. Böyle bir şeyler var. Şu neymiş? Şurada iki tane deliği var. 50 TL burası. Kaç dakika olmuş? 22. Değil mi? Değişikmiş. Markası neymiş? Latte Burman diyormuş. İlginç. 50 TL. Böyle böyle şeyler var. 50 TL'ye. 50 TL. Şuradan göstereyim 50. Evet burada 25 TL'ye böyle crop top gibi sütyenlerden var. Sporcu sütyenleri. Şu tarz ürünler arıyorsanız bakabilirsiniz. Arıyorsanız 25 TL'ye bunlardan var atlet gibi. 25 TL. Bu da 50 TL. Şu güzelmiş John Frankes'in. Şu. İçi de pedli. Spor yapanlar giyebilir, kullanabilir. Valla iyi 50 TL'ydi bunlar. Burada züccaci ürünleri var, Amerikan servisler var, bambu kesme tahtası var, şu yağdanlık atlı yağları buraya aksın diye, tezgah kirletmesin diye, süngerleri tezgahın kenarına yapıştırmak için duvara yapıştırıyorsun, sık olmayasın. Şu bıçak daha güzel rok gezanlar, çocuk için şirinmiş. Ondan sonra ceviz kıracakları bilmem ne, tahta kaşıklar var, silikon karıştırma şey çubukları. Şunlar ne güzelmiş, porselen herhalde. Porselen sanırım şu kısım. Çok tatlıymış. Karıştırıcı, mikser, çırpıcı. Ondan sonra şöyle şeyler var bakın.
Bu kapı çarpmasın diye yazı lazım olacak herkese rüzgarda. Şu cezveyi koymak için tezgah diyorum. Şey ne denir? Ocağı küçültüyor. Tezgah ne aranç? Şu yağdağının tepesine takıyorsunuz. Buradan yağ sıkıyorsunuz. Sonra işiniz bitince kapatıyorsunuz. Fırın tutacaklar var, silikon. Şunlar da Nihale gibi. Bunlar bardak altı. Arkamdan beni dürtüklüyorlar. Bakın burada da böyle bordo. Burada da böyle bluzlar var. Güzelmiş yalnız desene ama kumaşı biraz sert. Bu gris de var. Burada fiyat yazmıyor. Böyle etekler var kafalar için bakın. Bilmiyorum fiyat koymadım. Bana soruyorlar da ben de bilmiyorum. Bakın bu etek de güzelmiş. Kafalar için böyle etekler de var. Bu bayağı ince şu anda gelebilecek kıvamda. Bayramda giyenleri görmüştüm. Şöyle etekler var bakın kafalar için. Kapalı izleyicilerim de var da onlar çekmemi istemişti. Bunları strapless elbise gibi de kullanabilirsiniz. Lastikli beremini göz altı, omuz altına çekerek yukarıya. Bu güzelmiş bakın. Bilmiyorum kim bakıyor. Ben de öğrenemedim fiyatları. Şamotlar falan da var. Şunu bir öğreneyim. Bunlar 150'ymiş. Bunlar? 250. Bunlar da 250'ymiş. Etekler falan biraz önce baktıklarımız. 250. Çok güzel pamuk. Çok güzel pamuk diyor. Burası böyle. Burada kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Rami Sosyete Pazarı'ndayım arkadaşlar. Pazartesi günleri kuruluyor. 100 TL'ye böyle kumaş parçaları var burada. Bu pazarda çok fazla kumaşçı yok zaten. Aynı kişiye ait iki tane tezgah var bildiğim kadarıyla. O da yanında duruyor mesela. Şu tezgahla bu tezgah aynı kişilerin diyebiliyorum. Başka da kumaşçı yok. Yani kumaş almaya buraya gelinmez. Fatih'e falan gidiliyor. Fatih Çarşamba Pazarı ya da Kadıköy Cuma Pazarı'na gidebilirsiniz. Bu deseni güzelmiş ama çok sentetik bir kumaş. Buna ne olabilir? Perde ya da masa örtüsü gibi bir şey olabilir. Masa örtüsü olmaz da perde yapılabilir. Yoksa aşırı terletir yani. Ama güzel bir desen. Kapağını falan sevdim. Güzel, beğendim. Çizgili, sevenler için. Bundan ne olur? Şöyle salaş bir kimono ceket olur, pantolon olur. Biraz transparan hafif ama fena değil yani. Beğendim. Böyle bir kumaş var. Bundan da tünik gibi bir şey dikilebilir. Kumaş sevenler için biraz kumaş göstereyim dedim. Böyle bir kumaş var. Bundan elbise çok güzel olur. Ya da bir karpuz kollu üst dikebilirsiniz. Ama daha çok elbise için bence. Etek de olabilir. Şöyle salaş salaş geniş bir etek dikersiniz. Ya da çan etek de olabilir. Baharlık. Böyle bir kumaş var. Fena değil. Bu masa örtüsü kumaşlarına benziyor. Böyle kahvehanelerde masa örtüsü kumaşı oluyor. Onlara benziyor. Şöyle bir şey var. Yeşil siyah beyaz. Bu da bayağı kalın. Şu anda kullanılmayacak türden bir kumaş. Ve ten rengi bir kumaş var. Bunu ceket astarı yapabilirsiniz aslında. Güzelmiş. Ya da bir eteğin içine beyaz transparan atıyorum. Roda bir kumaşın içine falan astar yapabilir. Bir gece elbisesinin içine de olabilir. Transparan kıyafetlerin içine böyle satenler falan filan da var. Bu da parça 100 TL'li bir kese çal 100 TL diyor. Böyle bir şey var. Bu da kalınca. Ay bu. Bordo tafta mezuniyet elbisesi kumaşlarına benziyor. Şöyle çizgili bir şey var. Tezgahın arkasına geçtim yalnız. Şunu beğendim burada çok. Her türlü kullanılır bir şey içinde. Yastıkların içine bile iç yastık yapılabilir yani. Bazen öyle kumaşlar oluyor ya, güpür, dantel falan onların içine yapılabilir. Astar kumaş gibi. Mavi, siyah bir şeyler. Astarlık olabilecek kumaşlar var ceket içine. Şu metresi 60 liraymış. Bunlar ne kadar? 70 mi dediniz? Viskonlar 70. Viskonlar 70. Bunlar çok güzel elbise olur. Tam elbiselik kumaş. Etek de olur, tünik de olur, bluz da olur ama böyle bir elbise de görmeyi tercih ederim. Metresi 70 TL bunun. Burasının parçası 100 TL'ydi. Burası viskonların metresi 70 TL. Şöyle bir şeyler de bakın. Birkaç çeşit daha göstereyim. Böyle kumaşlar var.
tarz. Şu çizgiliye de bakalım. O da güzel görünüyor. Bundan da bluz falan dikilebilir. Tünik olur. Salaş bir pantolon bile olur. Şort bile olur yani. Güzelmiş bu simli simli. Görünüyor mu? Simli simli ipleri var. Beğendim. Bu kumaşlardan az Zara'da olsa dünyanın parasını satarlar yaptıklarını. Öyle söyleyeyim size. Burada da bir çarşafçı varmış. Lastik çarşaf. Hemen kumaşçının yanında. Aa, şurada tokalar var, onlara bakalım. 35 TL'ye bakın. Şu tokalar çok moda şu anda, fiyonklu. Yok, onlar bu tarz. Burada bir kutulu. Çok tatlıymış. Biraz önce gösterdiğim elbiseli kumaş gibi. Böyle tüylü tüylü var. Burası 35 TL'ydi. Şunlar çok güzel bakın. Bu tarz elbiselerle birlikte kullanılabilir. Kot şortlarla çok güzel olur. Bunlar da güzel. Bu tarz bir pantolonlar güzel olur. Şu rengi de var, ten rengi gibi. Şu siyahlar var. Okula takılabilir. Peluşlar var. Burası 25 TL'ymiş. Şunlar. Şu tarz ürünler de var bakın. Ne diyor? Seyran takası. Üzülmüş. Hangi Seyran? Ha şu. Görmüştüm dizide, evet. Yalı Çapkın dizisinde Seyran'ı taktı. Toka bakın. 25 TL. Güzel duruyordu gerçekten bu arada. Hangi şeyle nişanlandığı sahnedeydi değil mi? Birkaç sahnesinde varmış. Ben. Evet evet, nişanlandığı ve kaçırıldığı sahnede. Ben de değilim de. Ben de merak edip bakmıştım. Eşim izliyordu. Ve peluş tüylü. Ben de millet niye bu kadar izliyor bu diziyi diye merak edip açmıştım Yalı Çapkın'ı. Birkaç bölüm izledim, sonra şey oluyor tabii, merak ediyorsunuz devamlı ne olacak diye. Bir de YouTube öyle bir şey ki önünüze çıkarıyor tekrar tekrar. Yalnız güzel duruyordu Soka Seyran'ın kafasında. Şöyle pırıl pırıl parlıyor. Benim de dikkatimi çekmişti Seyran takası diye satmışlar. Satıyorlar daha doğrusu. Burada paspaslar var böyle. Şu banyo için falan oluyor. Şu gözü neymiş? Bunun beyazı var mı? Bu da böyle bir şey. Fiona Apple. Aa, şey gibi yapmışlar. Ne denir? Spotify müzik dinleme zımbırtısı gibi yapmışlar. Neymiş? Bunların fiyatları ne kadar acaba? Fiyat veremedim. Yukarıda da böyle şeyler var. Ay çok sıcak oldu. Bunlar ne kadar? 50 liraymış bunlar. 50 TL. 50 TL. Şu biraz önceki gençlerin beğenebileceği tarzı gençlerin 50 TL'ymiş. Bu büyükler ne kadar acaba? Bu büyükler ne kadar? 250. Bu 250 TL'ymiş. Bakın altı böyle kaydırmaz. Peluş daire şeklinde bir ortak kilim mi diyelim, paspas mı diyelim? İkiye de olsa bu dünyanın parası olur valla. 250 TL. İyi fiyat bence. Yukarıdan da göstereyim. Şu büyükler ne kadar acaba şuradakiler? 900 lira. Bunlar 900 TL'ymiş. Makineye atılır ya bu. Atılmıyor mu makineye? Bunlar yıkanabiliyor diye biliyorum. Bazıları bozuluyor makineye. Bozuluyor mu? Ama yani satanlar biliyor. Makineye atılır mı bu? Atılır diyor. Bence de atılır ama böyle her hafta yıkarsanız tabi bozulabilir zamanla. Şu neymiş köpek ya, merak ettim. Gelmiyor bir türlü. Şurada. Şöyle bir şey. Çekemedim. Köpekli bir şey var burada. Ay çok merak ettim şunu. Çekince hepsi devrilecek gibi geldi. Not. Tamam, başardım. Aa çok şirinmiş. Köpeği olanlar için tatlı olabilir. Bu 50 değildir herhalde ya. Şu köpekli de 50 değildir herhalde değil mi? Köpekli. O 100 lira. Bu 100 liraymış. 100 TL. Köpeği, bu cins köpeği olanlar için çok güzel bence. Dışarıdan gelince köpeğinizin basabileceği böyle paspas gibi kullanabilirsiniz. Ya da bahçeye atarsınız, üzerine yatar falan. Güzelmiş, 100 TL'ydi bu. Şu 250 idi. Küçük olanlar da oradakiler 50 TL'ydi. 50 TL. Konuşamadım. Yoruldum artık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yok dilin dolanıyor. Yok kelimeleri yuvarlıyorsun. Yok bilmem ne demeyin yani artık. Ayıp yani. Kaç saatte video çekiyorum. Şu anda herhalde 2 saati geçti bir de. Hava aşırı sıcak bugün. Dantel perde sevenler için biraz perde çekeyim size. Bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar? Yok. Kabaca bir camlık. Ha kabaca. 850 lira. Bir camlık 850 liraymış.
İki kanat mı oluyor? İki parça mı? Tek parça. Tek parça. Tek parça. 3 metre 2.60 diyor. 260 santim, 300 santim gibi düşünebilirsiniz. Güzelmiş yani. 850 dedi. Aşağı yukarı bir fiyat öğrenmiş olduk. Bakın böyle fon kartı şeyleri de var. Kartelesi. Renkler de böyle. Çok güzelmiş ya. Şunlar sonbahar için güzel. Yaz için bunlar güzel mesela. Şunlar güzel yaz için. Bunlar da daha böyle sonbahar ya da kış için sıcak bir görünüm için. Mesela bu arada kış için güzel. Şöyle yeşiller, lacivertler kış için güzel. Onlar da burada bakın fon perdeler. Buraya bakabilirsiniz. Böyle büyük bir perdeci pazarın ortasında ata perde diyor. Bakın özel siparişlerimiz alınır diyor. Telefon numarası da var. Telefon numarasını durdurup ekranı öğrenebilirsiniz. Sonra arayıp fiyat sorabilirsiniz. Burada neler varmış? Ne resimler var arkada. Güzelmiş onlar. İki paket 50 TL diyor. Üçlü paket diyor. Şu kız çocuk cevapları 35 TL diyor. Burası ne? 10 TL'ye çocuk çamaşırları var. Şurayı merak ettim. Buraya bakalım ya. Tanesi 40 TL diyor bakın. Yastık kılıfları var, nevresimler var. Yastık kılıfı seven varsa ben çok severim. Böyle çeşit çeşit desen yastık kılıfım olsun isterim mesela. Var zaten. Daha da çok alasım geliyor gördükçe. Düşünsenize şu çocuk yatak odasını ne kadar güzel. Kız çocuğa da olur, erkek çocuğa da olur. Bu da güzel. Bu da yine unisex kullanılabilir. Bu da kız çocuk odası için güzel olabilir. Bunların kumaşları biraz sert ama kumaş abdesti olabilir üzerinde. Belki yıkanınca daha yumuşuyor. 40 TL'ymiş. 40. Bu da tatlı. Bu da kız çocuğa da olur, erkek çocuğa da olur. Şu kız çocuk odası için güzel. Genç kızlar da kullanabilir bence. Tatlıymış baksanıza. Audrey Hepburn gibi yapmışlar. Ondan sonra 40 TL. Herkese ben yardımcı olayım. Şöyle bakın çocuk odası için ne? Şirin bir şey var. En çok bu deseni beğendim galiba. Kalpli de var. Bu da Victoria's Secret gibi. Abi çok tatlı. Düz beyaz bir çarşafınız varsa mesela. Üzerine de beyaz bir pike. Şu yastık kılıfıyla bir anda farklı bir nevresim kılıfı almış gibi olabilirsiniz. Kalpli var. 40 TL. 40. 40 TL. 40 tanesi 40. Sonra bakın notalı var. Müzisyen olan varsa ya da tanıdığınız bir müzisyen varsa ona hediye alabilirsiniz. Güzelmiş. Şöyle iki tane yan yana koyalım. Çift kişilik yatakları hayal edin. Sevginizle yatıyorsunuz. Müzisyen sevgisi. Mesela yani. Ya da müzikle ilgilenen biri de olabilir. Yine Louis Vuitton'un logolarını yapmışmış. Markacılar bunu beğendi. 40 TL'ye Louis Vuitton temalı bir yastık kılıfı. Yanlarında fermuar yapmışlar bakın. Böyle puantiyeli var. Şöyle çizgili var. 40 TL şu anda baktığımız hepsi 40 TL. 40 TL, 40 TL. Bu da güzelmiş bakın. Çocuk odası için. Baykuşlu. Baykuşları severim. Güzel sanatların sembolüdür. Neymiş? Leopar sevenler için. Leopar seven teyzeler için. Neymiş? Küçücük. Ne bu? Bebek için herhalde. Yılbaşı süsleri gibi yapmışlar. İlginçmiş. Aslında kedi köpek yastığı olarak da kullanılabilir bence. Kedi köpeklerin yatakları da oluyor. Onların içine koyulabilir. Başka neler var bakalım? Ay şu çok tatlıymış. Harika. Tam kışı çağrıştırıyor. Kar taneleri, kar kristalleri. Çok güzelmiş, çok beğendim. 40 TL. Sonra böyle bir şey var. Başka bakalım. Şöyle bir şey. Pantolon 40 TL. Daha teyze işi isterseniz böyle bir şey var. Ay çok sıcak oldu. Arkadan da gözleme kokusu geliyor. Sıcak. İyice bunu aldım. Bu da bebek odası için güzel olur. Çocuk odası, bebek odası. 40 TL. 40 TL, 40. 40 TL. Bu da güzelmiş bakın.
O da bence kedi yastığı yapılabilir, kedi minderi. İçine bir elyaflı şey uyduracaksınız, iç yastığı. Kedinize yatak yiyeceğim. 40 TL'ye. Evde vardır zaten. Bunun yeşili çok güzelmiş. Mesela bununla şunu birlikte kullanabilirsiniz, güzel olur. Ya da şunu. Yok, bu olmaz, vazgeçtim. Bakın şunla, şu yıldızıyla bu olabilir. Farklı farklı kullanırsınız. Abi de güzelmiş. Çizgili çok severim. 40 TL'ye güzel bence. Misafir odası için de eve gelen davetsiz misafirler, yatak alanlar için de. Kahverengi çok güzelmiş. Bakın şu ikisi bir arada süper oldu bence. Çok iyi. Böyle kullanılabilir. Bir de şuna bakalım. Şimdi uzun kaldım tezgahta davetsiz. Bu da çok şirinmiş çocuk odası için. Çok sevdim. Burada ne diyor? Çift kişilik nevresim. Bu şey nevresim değil. Lastikli çarşaf herhalde. 220 TL. Konuşamadım. 220 TL. Kalpli martlı var. Bakın yıldızı var. Pantili var. Şöyle desenler var. Şevron deseni var. Şu zıksık olan şevron. Böyle böyle desenler. Şirin şirin. Tek kişilik diyor. Bakın 180 TL diyor. Tek kişilik. Çarşaf bu herhalde değil mi? Evet. Lastikli çarşaf. Nevresim değil. Çarşaf yani. Çarşaflar 180 TL. Tek kişilik ama. Bakın böylesi var. Bu da güzelmiş. Bekar erkek evine siyah nevresim. Lacivert erkekler için. Böyle şeyler de var. Şu da erkek için uygun. Kızlar için. Teyzeler için şu lavantalılar güzel. Bu kılıflar ne kadar? Şey böyle set olarak ne kadar? Çok güzelmiş. Baksanıza çarşafı da var. Yastık kılıfları, nevresimi. Bu böyle ne kadar acaba? Öğrenemedik. Bakın şu da güzelmiş gülü. Onu da bakalım. Yastık kılıfları var. Çarşaf var. Şu 650'miş. Bunlar da mı 650? Ha, bu 850'miş. Bakın böyle set ama bu. Şu da %100 pamukmuş. 850 dedi. Çok güzelmiş ama. Yukarıdan da göstermiş. Kedili olan da çocuk odası için güzelmiş demiş kız. Çocuk odası için. Ay bunlar da güzelmiş. Ayılamadım tezgahtan. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Bunlar ne? Nevresim mi? Nevresim kılıfı galiba. Nevresim kılıfı bunlar. Çok güzelmiş ya. Bakar mısınız? Yumuşacık, pamuklu. Şuradan da göstereyim. Bu da güzelmiş. Bunu sert ama kumaş. Şunlar çok güzel. Kalpliler ve yıldızlı. Böyle Barbie'li var. Barbie seviyorsa çocuğumuz. Bunlar nevresim kılıfı. Çarşaf değil. Bakın ekoseli var. Şöyle bir şey var. Şu da erkekler için güzel bence. Bu da fena değil. Şunlara bayıldım, aşık oldum yumuşacık. Çok güzel. Evet, devam ediyorum. Gözleme kokular arasında bu sıcakta baygınlık geçirmeden. Bakın jaluzi perdeler var. Şunlara zebra star deniyor. Şöyle çizgili çizgili oluyor ya, zebra star diyorlar onlara. Zebra star. Star perde, jaluzi perde. Victoria's Secret'lerin bir tanesi 200 TL'ymiş. İki tane alırsanız 350 diyor burada. Benimki şu. Kokonat peşin, Hindistan cevizleri. Diğerlerinden nasıl göstereyim birazcık çeşitleri. Bunlar tabii ki orijinal değil arkadaşlar ama kıyafetlerin üzerine falan sıkıyorum ben. Öyle kullanacaksınız, bakılabilir. Çeşitlerini göstereyim. Bunlardan var, Manolya'ymış bu. Şunlar, şunlar, bunlar, bunlar. Küçüklerden de var. Küçük olanlar mini cep parfümleri diyor, 40 TL şunlar. 40 TL. Çeşit çeşit var, bakın Tropic diyor buna. Bunu daha önce görmemiştim. Böyle modelleri de var, çeşitleri. Model ne? Artık konuşamıyorum yorgunluktan. Bu da bir çamaşırcı. Devam ediyorum. Kadife kadife şeyler, bu sıcakta hiç bakasım gelmiyor. 30 TL böyle bir şeyler var. İç çamaşırları falan filan. 150 TL sütyenler, 130 TL sütyenler var. 80 TL sütyenler. Eriyorum sıcaktan. Bakın pijama takımları var arkada. Yaklaşayım siz için.
Nerede masa 100-100 para kazanıyor. Şurada şortlar var. Fiyat yazmıyor. Bakın şurada bir şey yazıyor. 200 TL'ymiş. Takımlar 200 TL. Bir tane takımları. Şuraya da bakalım. 100 TL diyor burada. Aa, bunlar mı 100 TL? Yok, onlar 200 TL'ymiş. Burası 200 TL. 100. Şunlar 200 TL. Victoria's Kafanzanlar. Burası 100 TL diyor. Şu yukarıdakiler 200 anladığım kadarıyla. Victoria's Kafanzanlar falan 200 TL. Ayıcıklar 200. Hello Kitty var. Buradakiler 100 TL. Şunlar. Takımlar 100 TL. Takım Barbie'li var burada diyor. Şurada pijama altları var. 50 TL diyor. Bakın 50. Tatlı martlı var bakın şöyle. Güzelmiş bu tatlı. Kamuflaj desenli var. Kamuflaj. Koalalı var. 50 TL bunlar. Şuradan da göstereyim 50. Koalalı bakın. Biraz seyrek bir kumaş var ama tatlıymış koala deseni. Şunuymuş. Tatlı martlı. Ekoselim ekoselim. Şuna bakalım. Bu tatlı mesela. Gayet alınabilecek bir parça. Yatarken giymek için bir ürüncü kumaş. Şunlar triko pantolon galiba. 50 TL. Valla iyi. Bunlar çok eskiden 35 lira falan diye düşünsünüz. Ama bu giyilebilir gayet baharda. Dışarıya da giyilir bence. Bu pantolonla yeten dışarı giyersiniz. 50 TL arkadaşlar. 50. Şimdi şöyle bir pijama alt var. Bunu erkekler de giyebilir bence. Böyle bir desen. Garfield var. Garfield. Burası 50 TL'ydi. Devam ediyorum. Buraya bakmıştık biraz önce. 200 TL'ydi şu taraf. 200 TL. Bu taraf 100 TL'ydi. Şunlar 100 TL mesela. Barbie mavi. 100 TL. Erkekler için bakın böyle uzun bermuda şort kıvamında olanlardan var şortlar. Kredi kartı geçerlidir diyor. Fiyat yazmamışlar. North Face Nike. Nike bakın basketbol oynayanlar için falan uzun. Evde giymek için kullanabilirsiniz. Hamur falan diyor. Burada fiyat yazmıyor arkadaşlar. Soramadım. Burada parça 50 TL diyor çocuk için. Ürünler var. Şu Bugs Bunny'li falan bir şeyler var bakın. Çok şirinmiş. Frozen Frozen diyor. Şimdi göstereyim. 50 TL burada parçalar çocuk için. Bu tatlıymış. Ayıcık baskılı şeyleri seviyorum. Şu neymiş çizgili. Bu da güzel görünüyor. Çocuk için bunlar 50 TL. Burada teyze gömlekleri var. Ne diyor? 200 TL'ymiş. Geçinmiş. Teyzemle çakıştık. 200 TL. Desenleri görüyorsunuz bakın. Güzelmiş bu gömlekler. Şu tünik gibi uzun olanlar. 200 TL. Pamuk gömlek diyor. Pamuk. Pamuklaymış. Bakın desenleri görüyorsunuz. Tek tek açmıyorum o yüzden. Şuraya ne güzel giydirmişler hepsini. Bakın böyle şeyler varmış. Pamuk gömlekler, bedenli gömlekler. Şimdi deseni güzelmiş. Müthiş bir havası var. Güzel bence. Tire tire giymelik gömlek arayan varsa bakın. Desenler güzel. Buna deve tabanı deniyor, Monstera. Orasında insan anlamıyor. XX large diyor mesela. 200 TL bunlar arkadaşlar. 200 TL, 200 TL. Pardon. Aa, bu da güzelmiş. Şuna bakayım. Şöyle hemen bir bakalım. Teyzelerime bluz seçiyorum burada. Bakın. Güzel bence de seni. Beğendim. Güzel bir safran sarısına yakın. Ne diyelim buna? Hardal sarısı, safran sarısı gibi bir şey. 200 TL. Şunun üstte duruşu böyle. Mavisinden var. Şu pantiyeli güzel. 200 TL'ydi bunlar. 200. Leparlısı falan da var bakın. Gayet bakılabilir. Şirin şirin ürünler yapmışlar. Bu da tatlıymış. Şuna da bakalım. Bu da güzel bence. Kumaşı gerçekten güzel bunun pamuklu. Çok tatlıymış. Kot pamuk pantolonun üzerine, kot şortun üzerine giy çık vallahi. Tril tril. 200 TL.
Mağazalarda bunlar dünyanın parasıdır. 200 TL'de. Hatta şurada bir yerde kapatayım mı artık? 23 dakika olmuş arkadaşlar. Burada Enir Perdeci var. Burada tane 50 TL diyor. Havlular. Şunları da çekeyim. Burada kapatalım artık hızlı hızlı. Böyle bir şeyler. Bakın tane 50 TL diyor. Arkada da banana mı? Muz ay diyor. Şu yeşil havlu ilginçmiş. Burası 25 TL diyor. Bakayım. Fena değil küçük havlu. Şöyle bir şeyler var. Güzel aslında rengi, beğendim. Böyle bir şey var. Aa, kuru kafalı, ilginçmiş. Gençler bunu beğendi. 25 TL. 25 TL. Şurada kapatayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Daha müsaade sete pazarındayım arkadaşlar. Şöyle bir tezgah buldum. 200 TL'ymiş. De facto Zara, Lidl, Big, Siva 2 diyor. Bunu de facto mesela medium diyor. Tril tril bir gömlek, mavi beyaz çizgili, bayağı güzelmiş. Tam yazlık, o kadar ince ki. Çok tatlı bir model. Şurada bol bol var hem de. 200 TL fiyat, bir daha göstereyim. 200 TL fiyat söylemeden olmasın. 50 kere fiyat söylüyorum o yüzden. 50 kere söyleyeceğim. Modus diye bir marka mesela. Bu tunik elbise gibi bir şey yapmışlar. Kapalılar tercih edebiliyor. Geniş geniş, upuzun bir şey. 200 TL. Şu anda gösterdiklerim hepsi 200 TL hem de marka. Firewatch diyor. Bu markayı bilmiyorum. Ama Arap turistler beğenirdi bence bunu. Tril tril. Pamuk viskon, bir gömlek. Aslında bu bikini üzerine, maya üzerine bile giyilebilir yani. Siyah bir bikini maya üzerine giyilir. Ondan sonra şu biraz önce gösterdiğimdi. Şuna bakalım. Bu da güzel bir gömleğe benziyor. Bakın. Şöyle bir gömlek. 200 TL bu da. Tatlıymış. Yakası dönmüş. Bu da yine ince, yazlık giyilebilir. 38 bedende bakın. Sonra şuraya atlayayım. Bu neymiş? Yazılım hazırı. Balenciaga Paris diyor. Markacılar bunu beğendi. Marka giymekten hoşlanan, tunik giymekten hoşlananlar. Buraya bakabilir. 200 TL. Bayağı da uzun bakın. Pantolon üzerine falan giyiyorlar ya o tarz. De facto diyor bakın. De factocular. XX large diyor. Yavru ağzı rengi. Değişik bir renk böyle. Somonumsu. Bu da tatlıymış yalnız. Salaş salaş. Oversize modası var ya. Böyle medium olan biri bile giyebilir evet, bence. Parçalar 200 liraya. Parçalar 200 lira diyor. Christian Dior mesela. Böyle bir tunik diyor. Christian Dior. Ondan sonra beyaz bir şey buldum. Ona da bakalım. Salaş bir gömlek. Baskı yapmıştı üzerine. Siyah çiçek baskılı. Bu da CY2 modası diyor. 44 beden. 44 beden bir izleyicim vardı. Mesela 44 bedeni. Biraz kalın ama bunun kumaşı. Baharlık gibi yazın. Sıcak yerinde pişebilirsiniz. Azıcık. Dior'un böyle bir modelini yapmışlar. Bu tam Arap turist işte artık. En zevkli. Başka bakalım. Daha sade bir şeyler arıyorum ama bulamadım. Şöyle bir portakallı portakallı yazlık şimdi bir şey var. Bu da tünk herhalde. 48 bedenmiş mesela bu. Evet, bayan büyük beden arayan varsa. Elbiseler 400 liraya. Elbiseler 400 liraymış. Ha, şurada elbiseler de bakın. Elbiseler orada yaklaşıyorum. 400 TL arası. Gömlekler 200 TL. Evet, bayan gömleği de kapatalım. Arkada bangır bangır müzik başladı. İnşallah telif hakkı sonu olmaz. Şurada de facto yazan bir şey buldum. XX Arch diyor. Ne kadar gömlek? 200 abla. Ha, bu biraz önce baktığımız yavru ağız gömleğin kırık beyazı. Çok güzelmiş. Kumaş çok iyi. Vallahi böyle gömlek yazın çok kurtarıcı olur bence. Her şeyin üstüne giyersiniz. Pantolon üzerine. Mesela şu renkli pantolon üstüne giy çık. Kot pantolon üstüne giy çık. Şöyle pijama altı gibi şeylerden alalım üzerine giy çık yani. Siyah pantolon üstüne giy çık. Kontrast da. Falan filan. Bakayım bu da mı ondan yok değil. Bu elbise gibi bir şey. Onlar 200 abla. Bunda da defakta yazıyormuş sanırım zamanlar. Bu da güzelmiş. Bu da tiril tiril bir elbise. Uçuş uçuş. Çok hafif. İp ince bir şey. Bunun içine iyi bir iç çamaşır giymeniz lazım. Biraz transparan.
kadar anlamıyor. Elbiseler 400, bunlar 200. Evet evet, gömlekler 200, tünikler 200. Şöyle bir şey var, daha etnik desenleri sevenler için. Bu elbise olarak da giyilebilir, tünik olarak satılıyor da yani mini elbise giymeyi sevenler için de bir elbise neden olmasın. De facto sevenler bir tezgah baksın. Böyle bir gömlek de var, şirinmiş aslında bu. Şu renk benim bir pantolonum var. Pardon, üstüm var ya, pantolonum. Yok, pantolonum artık yok, eskiden vardı, kafam karıştı. Yorgunluktan, de facto woman diyor, 36 bedenmiş. Neyse, şu renk bir pantolon mesela, kadife fitili pantolon da çok şirin olabilir. Ya da ince kanvas gibi bir şey. Hani böyle. Chanel. Chanel'in. Yine Arap Türkçe'nin beyincelik ağızda bir ürünü yapmışlar. Bu tezgahta bakın en çok bunu beğendim arkadaşlar. Bu gömleğe bakın, tiri tiri. Çok güzel, çok beğenmiş. Şunu şöyle yapıyorum, bir de şunu göstereceğim size. Bu ilk başta gösterdiğim de facto gömlekti. Bu da incecik, çok güzel, tam baharlık yani. Buna da böyle yapıyorum. Şu ikisi süper. Ne kadar abi elbiseler? Elbiseler 400 TL. Şuradaki elbiseler de 400 tekrar göstereyim. 400 TL, bakın şu da elbiseler. 400 TL elbise. Kapalılarda bakabilirim, uzun elbiseler. Şu taraf elbise 400 TL. Geçiyorum artık. Bakayım kaç dakika olmuş? 5 dakika. Artık bu videoda 25 olunca herhalde yavaştan giderim. Şarjım da az kaldı çünkü. Bütün pazarı size gösterdim zaten. Aşırı kalabalık ayrıca. Gözleme kokular arasında bu sıcakta gezmek çok zor. Gözleme çok severim ama gluten alerjim olduğu için şey yapamıyorum, yiyemiyorum. Tütsüler ne kadar? 30. 30 lira olmuş. Ben sevdiğim tütsüleri size göstereyim şimdi. Bakıyorum, bakıyorum. Sevdiklerimi arıyorum. Ben tarçın çikolata severim. Vanilya içimi boyatıyor biraz. Göstermek için tarçın ve şey arıyorum ama çikolata nerede? Tarçın ve çikolata gösterecektim. Nerede? Heh, bulamadık sen. Sinema, ha. Bu tarçınlı mesela. Tarçın. Güzel kokuyor bence. Çikolatalı, bir de kahveli seviyorum. Sandal pek sevmem. Bakabilirsiniz ama. Bakın, karpuzlu bile varmış. 30 TL'ydi tutuklar. Sonra burada böyle bir takıcı var. Takı bakalım biraz. Küpeler müpeler. Neymiş? Bileklik. Şöyle bileklikler var bakalım. Şu çok güzelmiş. Tam hediye etmedim. Aa, şu da çok tatlı. Filli. Çok şey, kibar, nazar boncuklu, kalpli var. Bu da güzelmiş. Bunlar ne kadar? 35 mi? 35 abla. 35 TL bakın. Bunlar da 35'miş bu tarafta. Burası da 35. Bu taraf 50. Şu çan bileklikler. İlk önce ne tarafa baksak kafam karıştı şimdi. Bir dakika. Buraya bakalım. Burası 50 TL. Şu anda baktığımız 50. Pandora'nın çan bilekliklerinden varmış. Değişik birkaç çeşit göstereyim size. Farklı çeşitleri görün. Bu da güzelmiş. Charm bileklik diye geçiyor bunlar. Şimdi Barbie Marbie var. Genelde aynı tarz. Bakın, çelik diyor bunlara, 50 TL diyor. 50 TL. 50 TL. Bu taraf 35. Bu kolye mi ya? Kolyeymiş. 50 TL. 35 TL pardon. 35 TL bu taraf. Güzel zarif kolyeler var yani. Açık deli. Bu tarz şeyler size şey yapmıyorsa ne denir? Alerji yapmıyorsa, konuşamadı. Alerji yapmıyorsa bakabilirsiniz. Şurada bileklikler de 35'ti. Bir saniye döneyim şuraya. Sonra böyle küpeler var. Bunlar da 35. Şöyle halka küpe var, 35. 35 TL. 35. 35 TL. 35 TL. Düğüm gibi bakın, 35 TL. Şunlar bayağı moda oldu ama bunların daha kalitesini almanızı tavsiye ederim. 35 TL'ye halka küpeler var. Bakın şöyle vintage düğme gibi küpelerden var. Şöyle bir şeyler var.
Valla şu çok mantıklı aslında, bu kadar çok. Kaybetseniz bile diğerini takarsınız. Bir de çoklu sakıyorlar ya böyle, üç tane falan takıyorlar boy boy. Güzel durabiliyor. Şunlardan da var bakın, 35 TL. Evet, buraya geçiyorum. Şu gözlemecinin orası bakın, gözlemeci var hemen yanında. Yüzde çal 120 TL diyor. Erkekler için böyle ürünler var. Erkek polo yakalıları, atlet. Mesela şöyle bir atlet var. Yüz polo'yu sen ister tutuyor. Güzelmiş, bunu ben bile giyerim valla. 150 TL. Bana havale yapılabiliyormuş. 150 TL, 150. Konuşamıyor artık. Güzel. Araba bağlı. Güzel. Ya şimdi falan. Evet, 150 TL'ye böyle şeyler var arkadaşlar. Çirkinleşmeden bakalım. Sonra laf ediyorlar, iliştiriyorlar. Bakın, yes polaysan medium diyor. Tatlı yapmışlar yalnız, güzelmiş. Ama orijinal markalar. Orijinal markalar diyor. Abi güzelmiş, kolunda logo var. X large diyor. Evet, ne renk diyeyim ben buna? Nohut rengini polis gibi. Evet, şöyle medium bakın, denizci. Lacivert beyaz. Şu da şirinmiş. Pierre Cardin diyor. Jelit yarıydı. Bakın şu da hoş. Yes, sen seviyorsunuz. Bu da böyle gömlekler var. Gezeler karıştırıyor. Böyle sikince mi her şey tek tek gibi duruyor. Fiyat yazmıyor. Göremedim. Bu da matlar, şeyler, bir şeyler. Bunlar da galiba ikinci el sanırım. Alo anne. Galiba ve sanırım aynı cümle kullanıyor. Yine ne yaptım ben? Sadece benim telefonu da bakın. Güzel bir şeymiş bu bunun çocuk ya. Ama lekeli. Şu neymiş? Kış için. Bu böyle bir şey. Ay bu sıcakta bunlara bakmak fenalık geçireceğim şimdi. Hedife fitili böyle bir şey var. Karda böyle matlar falan filan var. Şöyle şeyler var. Böyle ürünler. Şurası da sende bir ceket. Şöyle bir ceket. Buralarda fiyat yazmıyor. Şurada 250 TL yazan bir kot tezgahı gördüm. Ona bakalım. Şu 250 TL diyor. 250 TL. Ay çok sıcak. Gençler beğenebilir. Ben beğeniyor bakın. Çok tatlıymış bu arada. Çok tarz. Neresinden sallanıyor? Neseden mi çıkıyor? Boyundan bağlı bir şey mi? Hoşmuş yani. 250 TL burası. 250. Diyor ki yukarıdaki onu niye okuyor? Ya sen markette gidip yürüyor musun mağazada? 250 abla. Montlar 250 orada, yelekler 200 abla. Kot ceket arayan varsa 250 TL. Güzel ürünler var. 250 TL. Kot ceketin havası biraz geçti sanki ama yine divided diyor bakın. Havalar yine sor, merak etmeyin. Mart, Nisan garip geçiyor İstanbul'da özellikle. Bazen çok güzel sıcak oluyor, bazen yağmurlu olabiliyor. Geceleri soğuyor özellikle, gece giyersiniz en kötü. 38 beden diyor. Güzelmiş bu. Yırtıklı seviyorsanız. Böyle bir şey görünce de hep aklıma benim İsmek'te hocam vardı, aklıma geliyor. Ay gençler yırtık şeyler giyiyor, çok üzülüyorum falan dedi. Dedim ben o moda dünyanın parasını veriyorlar onu giymek için. Hep aklıma onu söylediği geliyor. Üzülüyormuş yırtık şeyler giyen gençler. Böyle bir şey var. Bakın bunu erkekler de giyebilir. Your turn diyor, senin sıran diyor. Bence unisex. Kadın da giyebilir, erkek de giyebilir. Böyle bir şey. Bu baktıklarımızın hepsi 250 TL şu anda. 250. 250 TL. Böyle böyle kot ceketler var. 10 diyor bakın. 36 diyor. Şuna da bakalım. Neymiş? Burasında böyle bir baskı var. Yıkış var. Neymiş markası? G-Star. Beyaz giyer misin? Bir tane büyüceden var beyaz. Güzelmiş bu aslında. Tarz bir parça yani. Bir tarz giyen için. Hoş olabilir. Arkasında böyle bir şey. Bakın detayları güzel.
250 TL. 250. Tabii ne yumuşacık. Çok yumuşak bir şey olur. Bu biraz teyze şey olmuş. Örmeymiş bir kumaş. 250 TL bunlar. 250. Şurada ilginç bir şey buldum. Bir dakika. Buna bakmamız lazım. Uuu çok çılgın. Wild side ya. Vahşi taraf. Ejderha baskısı yapmışlar. Şöyle zımbalar, truklar. Üzerinde. 250 TL iyi bence bu ya. İnternetten bunu 500'e haydi haydi satarsınız öyle söyleyeyim. Şu anda böyle şeyler dünyanın parası biliyorsunuz. Mağazalarda. Berşka diyor zaten. Berşka'da bu herhalde şu anda satılıyorsa 1500'den aşağı olmaz. Yani tabii biraz yıpranmış bazı yerler. Şurada bir girtisi var. Özellikle böyle bilmiyorum. Neyse 250 TL ama. 250 iyi fiyat. Bu tarz böyle çılgın çılgın yırtıklı mırtıklı şeyleri seviyorsunuz. Buraya bakabilirsiniz. Şurada da bir şey gördüm. Oraya da bakalım bir saniye. Şöyle bir şey gördüm. Ağaç da iyiymiş. 80'ler tarzı. 17 yıl. Yelek. Şurada bir şey görmüştüm ya. Nerede o? Şurada bir şey görmüştüm. Nerede? Hep oldu. Aplikeli bakın. Çok şirinmiş. Çok tatlı. Dudaklı mudaklı dondurmalı. Kirazlı mirazlı. Bunun markası neymiş acaba? İkisi açlıyor. 250 TL. Arkasında da var böyle bir şeyler bakın. Genç kızlar için güzel olabilir. Pop art. Aplikeler var üzerinde. 250 TL'ydi. Bakın böyle bir yer burası. Şurası pazarın girişi bakın. Şuradan geldik biraz önce. Dönünce burada. Tezgah merak ediyorsunuz. Çok fena hapşırıyorlar. Hapşıran insanlardan koşarak uzaklaşıyorum. 3 tanesi 50 TL. Hapşırarak nereden koşarak uzaklaşıyorum. Hasta olmamak için vitamin kullanıyorum zaten. Eve gidince hemen burnuma Vicks falan sürüyorum. Hasta olmasam da. Olsa çok iyiymiş. 3 tanesi 50. Bir kere ağzınızdan çıktı. 3 tanesi 50 lira burası. Güzel şeyler var tutkuduyor. Pamuklu iç çamaşırı bulunuz mu olacaksınız arkadaşlar? Kolay bulamıyor. Her yerde polisler, sağlıksız ürünler var. Kadınların sağlığı açısından pamuklu giymeleri önemli. Pamuklu şeyler buldunuz mu alacaksınız? Markası tutkuymuş bilmem neymiş. Hiç bakmayacaksınız alacaksınız. Aa, çantacı var şurada bir tane. Burada da yine formalar falan filan var. Erkekler için. Erkek kıyafeti var mı diye soranlar. Spor ayakkabılar var. Parmağım üstüne. 350 TL diye bakın. Spor ayakkabılar 350 TL. Şuraya 250 TL diye bakın. Şu 250. Tommy Hilfiger. Bakın fena değilmiş şu. Parmağım üstü artık öbür elimle tutuyorum. Öbür elimle tutuyorum telefonu. Bu ayıcıklılardan burada da var. Bakın Garfield pijama altı. Garfield seviyorsunuz sizler benim gibi. Şu ayıcıklılar çok tatlı. Burada fiyat yazmıyor. Niye yazmamışlar? Değil gücüm azalmış arkadaşlar. Artık bu 17 dakika olmuş şu anda. 25 önce kapatırım valla. Şuraya bakmayın artık. Bu çok şirinmiş ya. Ne kadar acaba? Niye fiyat yazmıyorsunuz arkadaşım buraya? Şu da tatlı. Ayıcıkların hepsi çok güzel. Bear yazmışlar. Anlamayan olursa bu ayı diye herhalde de yazmışlar. Garfield şu modern özellik zaten. Şöyle Mickey Mouse var. Bu da güzelmiş. Mickey Mouse sevenler, Donald Duck sevenler için güzel. Ben Donald Duck severim ama Mickey Mouse sevmem. Donald Duck alır. Bunu severiz. Şöylesi var kırmızılı. Kırmızı ayıcıklı. Şu çilekli de şirinmiş. Kocaman kocaman çilekler. Snoopy'li var. Snoopy'yi de çekelim. En çok ayıcıklıyı beğendim yine de. Lacivert ayıcıklı şu favorim. Çok güzelmiş ayısının baskısı. Bir de böyle bir şey var. Bunu erkekler de giyebilir bence. Biraz kalın yalnız bu kumaş. Diğerleri daha yumuşak ve daha güzel. Sonra böyle şeyler var burada, pantolonlar var bakın. Şunun deseni güzelmiş. Bu ince viskon olanlardan. Şu da güzelmiş deseni olarak.
Burası 80 TL erkek tişörtleri var erkek çocuk için. 70 TL erkek çocuk tişörtleri falan var. Güzelmiş makinesi, yumuşak. Ondan sonra bir tane çantacı bulayım ya size. Hiç çanta çekmedik bu pazarda. Bu da züccaciye ürünleri var. Tabak çanakçı da çekmedin değil mi? Tabak çanakçı bulaydık iyi. Bu da bir gözlükçü bakın 150'den 100'e düşmüş gözlükleri yapmış burada. Şunlar çok şeymiş yalnız. Bakın ayıcıklı yapmışlar. Bunlar çocuklara, kedilere falan takıyorlar ya. Çok işin oluyor. Çocuk gözlüğü de kediye medya taktıklarına güzel oluyor. Bakın turuncu camlı ve mavi camlı gözlükler. Şöyle mavi camlı ve turuncu camlı gözlükler modelmiş. Burada gözlüklerin fiyatları 100 TL'ye düşmüş 150'den. Bir daha göstereyim şuradan bakın. 150'den 100'e düşmüş ama bugüne mi özeldi? Bu hafta özeldi. Yani haftaya geldiğinizde aynı fiyat olmayabilir. Şurada bir yerde bir çantacı görmüştüm. Adam bana geçirerek geçti. Çarpı çapı. Şöyle şeyler var, tünikler. Bakın büyük bedel tünik bulunurmuş burada. Fiyat yazmıyor. Güzel ürünler var ama. Şurada özeketen gömdük 300 TL'ymiş. Pantolon 300 TL. Şu pantolon. Şu pantolon 300 TL. Güzelmiş pantolon. Pantolon gömdük 300 TL. Çantacı bulun. 120 TL diyor çantalar. Bakalım birazcık. Şurası pazarın girişi bakın. Şuradan düz gelirseniz yukarı doğru bulun. Böyle bir rugan var. Şöyle bir plüş. Calvin Klein yazılı var. Şöyle bir baget çanta var. Şunlardan var. Rugan. Böyle bir bordo. Şunlardan var. Kabarengi. Şu Jack Mustard'dan var. Tek saplı. Beymen yazan var. 120 TL'ydi burası burada. Şu güzelmiş. Kullanışlı bence. Böyle bir şey var. Gençler sevebilir. Kırmızı rugan var. Bakın. Her yerde bulunmaz böyle bir çanta kırmızı rugan. Sonra şöyle taba rengi rugan var. Bunun şu fermuarını kedili yapması varmış. Kedi işinin gerçi de biraz ucuzlatmış. Şöyle Gucci gibi bir şey. Saks mavi böyle bir çanta. Bu da annemin rengidir rugan. Yeşil rugan. Şu renkler ikisi bir arada çok güzel oluyor bence. Mesela şöyle bir pantolon giyip böyle bir üst giyebilirsiniz. Böyle bir pantolon giyip böyle bir üst giyebilirsiniz. Tersi de olur. Neyse. Ya da masmavi giyip yeşil çanta da takabilirsiniz bence. Ben çok seviyorum o kombini. Böyle bir şey var plüş. Bunlar 120 TL'ydi. 120 TL. Gösterdiklerim hepsi 120 TL. 120. 120 TL. 120 bakın 120. Şu taş şöyle de bakalım. Şirinmiş bu da. 120 TL. Taşlara düşmüş ama şimdi. Tabii çekiştire çekiştire bile düşmüştür. Bu rengi güzelmiş. Acı kahve. Koyu kahve rengi. Aslında bunlar yağmur geçirmiyor ya. Şimdi baharda yağmurlar çok olacak. İşe yarayabilir, iş görebilir. Şunun rengi çok güzelmiş. Mor. Ondan sonra şöyle bir klasik. Bu da güzel. Böyle bir çanta. Üçüncü bir cekmez. Kendisi Rugan'ın birinden de varmış. Çok iddialı. Güzel ama. Bunun böyle koyu bordosu var. Şeker bir Klein var. 120 TL'ydi bunlar. Şu Calvin Klein'a var. 120. Bu taraf ne kadar acaba? Burada büyükler var. Bakın bu arada bu güzel bir çantaymış. Hem sade hem de şık sayılabilir. Burası 200 TL'ymiş. 200 TL. Aynısı siyah da var bakın. Her güne kullanılır. Sade bir çanta. 200 TL şu anda gösterdiklerim. 200 TL. 200 TL. Bunlar çok moda oluyor bakın. Şu tote bag yazanlar. Bunları ben de beğeniyorum. Şu tote bagler 200 TL. Bu rengi de var bakın. Bu da 200 TL. Bunlar bayağı güzel.
Şöyle mesela parkanız varsa ya da trench coat'la, pardesüyle falan da kullanabilirsiniz. Bunlar çok moda, tote bag yazanlar. 1900 da güzel, ağırlığı da güzel. 200 TL'ye veriyorsun. Şunlar 200 TL. Ve bakın şunlar da 200 TL. Şunu da göstereyim hadi. Burada böyle bir şey var. Aa, bu da şıkmış yalnız. Şöyle bir çanta bakın. Baharda güzel olur. Şu Zara da olsa 3500 liraya falan satarlar. Hasır dokulu şeyler çok pahalı. 200 TL burada. Ve böylesi var bakın. Tote bag yazanlarım. Ve böyle ayıcıklı var. Anahtarlığı kendiliğinden. Bir de böylesi var. Bu da 200 TL bakın. Burada kapatıyorum arkadaşlar yavaştan. Belki bir daha şey için Prada yazıyorum. Bu da fena değilmiş. Güzelmiş bu çanta. Belki tabak çanakçı bulursam onu da çekerim. Onun bir de şöyle rengi varmış bakın. Bu da baharlık güzel olabilir. 200 TL'ydi burası. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Rami Sosyete Pazarı'ndayım. 3 tanesi 100 TL'ye böyle tabaklar gördüm. Servis tabağı. Size çekmek istedim. Tabak çanakçı. Pazarın girişi hemen şurası arkadaşlar. Şuradan gelince. Burada 3 tanesi 50 liraya böyle küçük küçük kahvaltılık ürünler var. Bunlara peynir, zeytin falan koyabilirsiniz. Küçük küçük mezeler koyulabilir. 3 tanesi 50 TL'ye bakın. Boy boy var. Pazarın hemen girişinde Rami Sosyete Pazarı pazartesi günleri kuruluyor. Eyüp Sultan'da, İstanbul'da. Güzel tabaklar bunlar. Bunları da ne diyor? 3 tanesi 100 TL diyor şuraya. Şunlardan da var bakın. Şunlar da hoş. Şunu şuraya koyalım. Şu da güzelmiş bakın. Bunları niye yerine koymazlar acaba? Yeni neyse acaba? Kaldı elini. Şunlardan da var bakın. Bu makarna tabağı gibi geniş çukur. Şundan da var. Kelebek sevenler için. Pazarın hemen girişinde. Pazartesi günleri kuruluyor. Emine'den 83 numaralı otobüste gelebilirsiniz. Yeni peramlardan. Kaşık çatı alıyor. 35 TL. 35. 35. 3 tanesi 100 liralısının. Öyle arkadaşlar. Şurada kapatacağım birazdan. Mesajı çektiğimi düşünüyorum size. Şurada kapatıyorum. 3 tanesi 100. Rami Sosyete Pazarı'ndayım arkadaşlar. Resim ve video çekmek yasak demiş. Azıcık çekeceğim size şunları. Şoförümüz. Bak bu da güzelmiş. Şu yutulu parçalar gördüm. Çok güzel olmuş. Şuna bakayım. Bu da güzelmiş. Sembolü. Adam beni dövmeden hemen çekilmiş. Böyle ürünler var arkadaşlar. Bu kadar çekebiliyorum. Bir de şu tarafı dolaşalım bakalım. Shorts video çekiyorum. Şöyle bir şeyler varmış.